Misli TV'ye hoş geldiniz. Bizimlik başladı. Öncelikle bir yayına birkaç saat önce aldığımız güzel bir haber var. 91 saat sonra Ayda Bebek İzmir'de enkaz altından çıktı. Buna çok mutlu olduk. Onu paylaştık. Mutluluğumuzu birbirimizle paylaştık. Bir kez daha başta İzmir olmak üzere depremi yaşayan tüm şehirlere ve tüm ülkeye geçmiş olsun. Ve başsal dileklerimizi ileterek başlayalım. İki gündür çünkü tüm haberlerde, sosyal medyada baktığımız her noktada bir umut arıyorduk ve bugün 91 saat sonra Ayda Bebek e, çıktı enkaz altından ve bize de bir parça umut oldu. E, Ali abi nasılsın? Hafta sonu tabii çok e, normalde üzücü geçti. çalışırken laptop'a işte futbolcuların, sevdiğim, Hı -hı. eski, yeni oyuncuların ismini koyarım. Eşimin, çocuğumun ismini falan koyarım da. Geçen gün şeyleri koydum. Arama, kurtarma çalışması. Hı -hı. Onlar büyük yıldızlar. Yani. yani sağlık çalışanları, arama, kurtarma çalışma ekiplerinde kişiler, itfaiye Hayat kurtarıyorlar yani Hı -hı. çok büyük iş çok çok büyük iş çok saygı değer ee, çok geçmiş olsun onlara çok şey borçluyuz ee, daha fazla kaybımız olabilir de daha fazla sıkıntı yaşayabilirdik onlar yine Hı -hı. futbol tabiriyle böyle kademeye en doğru zamanda en doğru şekilde girdiler hani bazen bazı kişilere e, gereğinden fazla değer veriyoruz bazı asıl kahramanlara da yani isimsiz kahraman denilmesi de hoşuma gitmiyor. Yani isimleri önemli değil, cisimleri önemli. Yaptıkları çok önemli. Gerçek yıldızı onlar bizim toplumun. Gerçekten çok teşekkürler hmm. hepsine. Ee, bizimlik e, dedik. Bu formatı biliyorsunuz. Bu sene, e, bu sezon daha doğrusu formatı sizin için değiştirdik. bir ilk 11 belirliyoruz. Haftanın... E, Sen 11'e sığdırabildin var. mi? Ben 5 değişiklik de koydum. Yani direkt Çünkü çok parmaya giren, çok oyuncu evet, performansı performanslar. Var. Çok performanslar... Kaç maç çok güzeldi. Evet, çok keyifli bir hafta oldu aslında futbol açısından ama... Antalya ee, spor Fenerbahçe maçı güzeldi. Gökhan Kara maçı tabii. çok iyiydi. Şey çok iyiydi. Trabzonspor Kasımpaşa Hı -hı. maçı. Yani tabii eksikleri de var takımların. Mesela Trabzon'un iyi bir altı numara eksiği, iyi bir teknik direktör Hı. eksiği bunlar kesin ama e, ya yani böyle genelde ligin ortalamasının üstüne çıkan Hı -hı. gol sayısı olarak estetik, teknik enjeksiyon diyeyim. Yani teknik enjekte eden oyuncuları seviyorum. Mesela 5 gol yedi Trabzonspor ama ben kaleye Uğurcan'ı koydum sen 4. Şey, 4-3 bitti. Hı -hı. Bir tane de penaltı kurtardı. Ha, öyleyse. He. Tamam. Evet, 5 goldü. Evet. Tabii 3-1'den 4-3 oldu maç. Bak, bir tane u penaltı kurtardı. İstatistiklerde 8-9 kurtarışı var. Önemli değil. Uğurcan kalitesinde bir kaleci için o kurtarışların 5 tanesi falan Hı -hı. çocuk oyuncağı. Ama 2 tanesi var. Eee çok zor pozisyonda. Onlar Hı -hı. işte neden Uğurcan Çakır'ı Fransa'dan, Almanya'dan, İngiltere'den 5-6 ayrı kulüp izliyor. 1-2 yıldır izliyor. Hı -hı. Onu gösteren yani izlenilmeyi, değerlendirmeyi hak eden özelliklere sahip, üstün özelliklere sahip bir kaleci olduğunu gösteriyor. Yani 4 Hı. gol yedi bir de penaltı. Ben onu da hani sayıyorum. O, o ekstra zaten. Okay. Ama yani hani daha fazla gol yiyebilirdi Trabzonspor. Buna rağmen ben haftanın kalecisi olarak Uğurcan Çakır'ı seçiyorum. Sen Gökhan'ı koydum ben. Bize maçında yemedi ülke. uzun evet. süre. Evet. Yani çok başarılı. Son 2-3 sezon. Bize savunmasından kimseyi aldın mı? Savunmadan yok. Rize'den kimseyi almadı. Onlar da iyiydi. O genel olarak iyi. Rize çok toparladı. Evet. Yani sadece Remi'nin performansı değil, takım performansı da yukarı çıktı. Ama Remi o pozisyonları gole çevirmese Evet ama takii iyi performansı, yani tabii moral... geri kalan performansı da Gökhan performansı da sonuçlarla çünkü... taçlanmayabilirdi. Aynen öyle. Sağ bek'e kimi aldın? Gökhan Gönül. Sen? Rafael. Rafael de iyi oynadı. Rafael toparladı. O da bir sıkıntılı başlamıştı aslında. Başakşehir'de Gökhan Gönül Fenerbahçe'de bir... hücum sürekliğini sağlayan dörtten tane oyuncu var. Gustavo, Ozan Tufan, yani top rakibe geçince de topu Hı. rakipten geri alma konusunda Ozan Tufan, ikinci seken topları toplama konusunda merkezden Gustavo. Gökhan da orada bir ekstra bir orta saha elemanı gibi hücumları tazeleyen Hı. oyuncu performansı var. Bir de Caner'in etkili uzak ortaları kestiği topların yanı sıra sağ kanatta başka bir hücum opsiyonu sunuyor. O açıdan da değerli bir oyuncu Gökhan Gönül. E, Barcelona ile çok, çok iyi tamamladılar. Brezilyalı yani. bir oyuncu. Evet. Ya önündekini hep yücelten oyuncu. Mesela Korejma Beşiktaş'taki en istikrarlı dönemini Gökhan Gönül'le geçirdi diyebiliriz ki genelde Korejma e, maç içinde ya da sezon içinde kopuk kopuk oynayan bir yetenekti. Özel yetenekti. Hı -hı. Bazı özellikleri ligde çok az oyuncuda bulunmuştu. Türkiye Ligi'nde 1959'dan beri profesyonel ligde. Ama buna rağmen hep hani taraftarın bir kısmı Kuvarecim'i çok severken diğer kısmı da ama şunlar şunlar yüzünden de acaba takıma zarar mı veriyor diye sorgulamıştır. Hı -hı. Ama Gökhan Gönül o zararları minimo indiren oyuncuydu. Gökhan Gönül Hı -hı. oynamadığı maçlarda mesela Kuvarecim'e Arkasında başka bekle oynarken o sıkıntıları yaşıyor. Mesela Andreas Bekle de arkasını iyi ama Gökhan Gönül başka bir boyuttu. Bir de hep e, fedakar oyuncu. Hakikaten Valencia'nın performansının yükselmesinde tabii ki Erol Bulut'un antrenmanlardaki onun performansını yükselten çalışmalarının Hı. büyük payı var. Ama kanatta iyi ikili olduğun zaman ikisi de birbirini yukarı taşıyor. Mesela Beşiktaş'ta da bir ay öncesine göre üstün taraflardan bir tanesi sağ kanat. Evet. Rozier Gezal ikilisi. Bir tanesi teknik enjekte diyor, Teknik kalite enjekte ediyor. Sırf golün asistinde değil. Genel olarak. Ama Hı -hı. mesela Karmay'a onu koyamadım. Çünkü Endavu'yu koydum önüne. Sen kimi koydun? Sabek'te. Sabek'te Rafael var bende. Yani e, Rafael'in önüne kimi koydun? Rafael'in önüne e, yani Mbakame'yi ters oynatabilirim. Ha öyle mi Alex ters oynatabilirim. Öyle ters oynatma yok. Sağ öne kimi koydun? Haftanın en iyi sağ önü kim? Alex diyeyim ben. Endao ile Valencia arasına Hı -hı. gittim geldim. Ya Valencia da çok iyi. Valencia öyle. bayağı oynadı ama Endao da harika oynadı ki. Endao bayağı iyi bir oyuncu. Endao AMN tabiriyle underrated bir oyuncu. Hı -hı. Hakkı yeterince teslim edilmeyen bir oyuncu. Girmeden önce seninle konuşuyorduk ya. Yani bu kara gümrük takımından oyuncular e, geliş fiyatının çok üzerinde bir satış evet. fiyatıyla kara gümrüğe karar etmesini sağlayabilir. Kısa transfer çok önemli bir gelir elde edecek bence kara gümrük. Yani yerel de olabilir bu. Lig içinde transfer de olabilir, yurt dışına da olabilir. Çok kaliteli bir kadro. Savunmanın kalanı? Savunma dizilişinde 3 yaptım göbeğe. Sol beke Caner, Caner yaptım. Ben de sol beke Caner. Hı -hı. Abdullah Avcı hocama katılmıyorum. da yanlış kullandığını düşünüyordum ayrıca. Adriano olsaydı tamam. Adriano'yu alıp ortaya çekerek Hı -hı. sahte bek olarak kullanmak dünyada onu en iyi yapanlar Inter'si, teknik direktörü kim olursa olsun. Ama Caner tam tersi. Abdullah hocamdan çok farkı düşünüyorum. Farkı da biraz açayım. Ya bütün maçta Beşiktaş'ta bazı maçlar vardı. Sırf Cener orta yapıyordu, uzak orta yapıyordu. Mesela şimdi Cenk Tutsun'a orta yapmak, Bakara orta yapmak ile Wagner Lava orta yapmak arasında çok büyük bir verim farkı oluyor. Abdullah Hoca'nın takımında Wagner Lava yapılmıyordu ki orta. Caner ortaları Wagner Lava yapmıyordu. Kafa vuruşu yapabilecek oyuncuları yapıyordu. Ama sırf Caner ortasıyla bütün maç geçtiği zaman o böyle takımın kolektif hatası oluyordu. Ben şeyin, istatistiğini çok açıklayıcı buluyorum bu konuda. Hucumda tek boyutlu olmamak gerekiyor. Senin Solbek'in çok iyi orta yapıyor diye sırf Solbek'in orta yapmamalı. Ama Solbek'in iyi orta yapıyorsa Caner gibi Solbek'in orta yapmalı. Ya ondan Ama öyle sadece o, bütün hucumlar sadece onun hucumundan gelişmemeli. Evet. Ama onu alıp ortada değerlendirmek, Abdullah Avcı Hoca'nın programda söylediği gibi, e, Caner'i de Beşiktaş'ı da geriye çekti geçen sezon. Yani evet. neticelerin kötülüğü ortada o dönemde. Şu var, Manchester City'nin istatistiği çok açıklayıcı. Şimdi Manchester City nasıl gol atıyor en çok? Manchester City golü deyince, ideal City golü deyince geliyor? Genelde inersin, içeri çıkarırsın. Cut yerden, back yerden. Evet. Cutback diye dediğimiz, Aynen. geriye doğru çıkararak. evet Ve genelde altı bastan. Leipzig'in geçen yıl çok çok evet, kullandığı evet. yöntem. Maalesef Leipzig'in Başakşehir'e attığı goldeki gibi. Yani Hı -hı. back oyuncusu bile oraya girip gol atabiliyor. Ya da Aynen. işte back açık karışık oynayan, bütün kanını kullanan bir oyuncu bile oraya da demarke vaziyette topla buluşabiliyor Hı -hı. yaptığı koşuyla. Ama bak Manchester City bir yandan da son 3 sezondur cezanın dışında en çok gol atan takım. Bunu nasıl açıklayacağım? Sıfırdan kat bekle cezanın dışına çıkarmıyorsun ki topu. Zaten çok saçma niye öyle bir şey yapacaksın? O kadar da değil tabii. Ne oluyor? Çünkü diğerini önlem alıyorlar. Çizgiye inip 6 pasa çoğalarak hücum etmesine City'nin önlem alıyorlar. E bu durumda da. Hucumdaki alternatif dışarıdan işte de, bu hafta de çoğu takım gömülü oynuyor. Kyle Walker diye. attı. Hı -hı. Daha önce Kevin De Bruyne zaten bir de şu oradan. Şu oyuncu Leble Leble bir çekirdek gibi var. atar. Tabii, Tabii ki. Onlar Mesela uzaktan şut istemiyorum. Yo ben istiyorum. Hı -hı. Mesela Gustavo ağır maç Fenerbahçe'de mutlaka. Ne güzel denildi. O mesafeden de bir tek Gustavo'nun ikiler tehlikeli oluyor. Hı -hı. O da var. Mesela biraz daha önden Ozan Tufan'ınki. ki. Cezan çevresinden. Mesela Hı -hı. Ozan Tufan'ın attığı gol yine mesela Valencia katbek geriye Hı -hı. doğru değil mi? Aynen. Ozan Tufan ayak içi sert. Onu da çalışmış, eklemiş repertuara. Tabii. Halbuki en iyi gollerine bakıyorsun Ozan Tufan'ın. Almanya milli maçı dönerek cezanı yayınlıyor oradan. Hı hı. Fenerbahçe'de geçen sezon başıydı sanırım. Real Madrid'e atıyor Kapa oradan biliyorsun. Kapı da evet onu, ya, o da çok güzel. Kapı da iyi Ozan. Hiçbir şey süper yapmıyor yani girer, ama her şeyi girer yeterince buradan, iyi yapıyor. Evet. Yani süper yaptığı bir şey varsa o da rakibe pres. Karşı presi Tempo. süper yapıyor. Karşı presi süper yapıyor. Hı hı. Oyun temposu süper. Ama geri kalan özellikler hep 10 üzerinden 6-7, 6-7. Ama ne zaman, nerede, neyi yapacağın doğru karar püf noktasıdır. Onları yapmaya başladığı için son 6 aydır daha da ön plana çıktı seviyesinde daha da yukarı taşıdı ama mesela karmaya Orta, ikine Orta ikine sağa mı açıklıyorum? Sen 4-4-2 mi yaptın? 4-4-2 ben. Çok kolaycısın. Kaç takım 4-4-2 oynuyor ligde sen 4-4-2 yapıyorsun? Ligde 2 bir ara Başakşehir'e oynamaya çalıştım. Bu hafta oynamadı. Bu hafta oynamadı. Yemezler. Ee, yani 4 -4 Evren çok bana yok. şeyle gelme. Ya yani şimdi tam... Ama bu hayali fantezi bir ben, kadro abi. Yıllarca bizim eski müdürle biz hep kavga İlla ediyoruz, kapışıyoruz ya. Gibi. Hemen benim abi diyor ki bize karmaya daha çok forvet koyun 3-3-4 yapın. Ya abi ligde <laughs> 3-3-4 oynayan mı var? <laughs> Ulan sana ne sen dediğimi yap diyor. Ne demek sana ne ya? Sen niye okuyucu salak yerine koy koymaktan başka evet. bir şeyin 3-3-4 oynayan 4 -4 var mı? Dünyada var. var mı mesela o esnada? Yok zaten. Yok. Dünyada şeyleri, yok o esnada. Yok. Arjantin'de bir esni oynatıyormuş. 3-3-1-3. Hani o biri de 4'e ekle. 3 4 3 o. Yani. Abi orada şeyi daha fazla koymak için, golcüleri evet. daha fazla koyup posterini vereceğim falan. O, o mı? çok demode bir an. Suni anladım. rating. Biz, biz, Suni biz rating. ona katılmıyoruz. Biz Man mantık, balon. Balon. Mantık balon gazetecilik 4-4. Tamam 4 2 yaparsın. Bir şey demiyorum. Badui mesela geçen hafta hem Rem'i hem başkasını alacağım falan. Ha tırpanı aldın. Güzel. Ben Badu Endaye, Hı -hı. Sabo Karagümrük'ten, Ozan Tufan bir üçlü. 90 dakika baskılı oynayacağız. 60. Güzel. 70. dakikada arasında bunlar yorulmaya başlıyor yerlerine Gustavo, Hı -hı. Berkay Özcan ve Bilgiye alıyorum. Ne lüks var ki Bilgi ile Gustavo'yu sonradan da, da oyna alıyorum. Yeah. Bak bu suni gazetecilik değil. Fantazi futbol bu ya. Yani Sabo Badu, yani. bak bu altılıdan. Bak bu altılı öyle bir altılı ki Badu, Endiay, Berkay Özcan, Sabo, Gustavo, Ozan Tufan, Biglia. Berkay da çok gelişir. Sadece şey. Biglia ile Gustavo'nun rolü çok net. Hı hı. Gustavo 6 numara ama 8 katkısı da yapabilen. Öne gelip şut arayan, dönenleri toplayan, hücum tazel etme özellikleri olan. Çok ekstra oyuncu o fiziğe, o oyun vizyonu da artık nesli tükenen tarzdaki rejistalardan, savunma önünden oyun kurma, savunma önünden inceciliği Oyunca, de büyük keyif. Ama öbürleri Badou Endia fizik kondisyonu yüzde yüzken, <laughs> zirvedeyken 6-8 istediğini oynat. Berkay Özcan, top tekniği gayet iyi. Paris Saint Germain maçı herhalde çok önemli bir testi diye düşünüyorum. Çünkü çok çok soğuk Üst düzey kaldı. bir ortasay karşı. Evet Top kullanımı, soğuk kanlı. Sen bayılırsın o tip Topun kadar. kıymetini biliyor. Sabo da aynı şekilde. Evet. Sabo ofansif açıdan çok kreatif bir oyuncu olmakla beraber yani gayet taktik disiplin var Karagümrük'te ve ona da çok iyi uyan bir ve oyuncu. Sabo top rakibe dolu... geçince topsuz oyunu da iyi bir oyuncu. Sabo dolaşıyor bir de. Evet. Hep arıyor. Evet. Hep doğrusunu topsuz arıyor. Topsuz oyunu çok iyi oyuncu. Şunu çok iyi anlamış Sabo. Ya... Ben Messi olsam, Ronaldo olsam hı -hı. yine 90 dakikada en fazla maksimum top ayağıma 4-5 dakika arası diye. En fazla 5 dakika değecek. Tabii doğru Geri kalan 85 var. dakikada da ne yaptığım önemli. Aynen o doğru. 85 dakikanın 25 dakikası da geri kalan 5 dakikada topla daha etkili yerde nasıl buluşurum? Hı hı. Pozisyon arayışı. Bunları çok iyi yapıyor. Pozisyon alma özelliği çok iyi. Ozan Tufan zaten anlatan anlat bitiremiyoruz. bitiremiyor işte. Ben sezon başı çok manşet yorum yaptım. İşte Ozan tabakası diye. Artık altın oldu dolduruyor hafta sağ olsun yani. Evet, Ozan yani Devam ben ediyor ortaya bir tez bir... <laughs> attım. Attığım tezi oyuncu <laughs> destekleyip insanlara Ali bunu demek istiyor diye kanıtlayınca ben oyuncuyu ekstra seviyorum. Biliyorsun. Mesela ilk böyle Atiba geldiği zaman. Hı -hı. Bu adama 6-8 falan bir rol biçmeyin. Adam her şeyci demişti. Hı -hı. Nasıl yani demişlerdi. Özgür Buzbaş da Bak dedim. Eve gittim dedim. O zaman bizim eski kanalda yani NTV Spor'da beraber çalışırken. Eve gittim dedim. İnternet gitti. FIFA oynarken. Gece bir falan. istem dışı daha de anlattım bunu. Açıklayayım yani ne oluyordu. Hmm. FIFA oynuyordum. Gitti internet. Ya ne yapayım? Çaresiz anladım. O saatte internet firmasını arasan kapı duvar olabilir. Hmm. Yani ilgilenir ama ne yapacak adam? Eve gelip kabloyu mu yapacak? Ya kim çözer? Kim çözer bu işi dedim. E Atiba çözer bu işi. yani. Ercüment çözer, Atiba çözer. Öyle oyuncu. Bak ilerleyen yıllarda gördük. Sekizlerde, onlarda da iş düştüğü zaman yapıyor. Bu oyuncular çok değerli. Mesela o hala şey geçiyor biliyor musun abi? Yeni hmm. evden oradan geçiyor. Overlockçu evinize geldi. Ya Kalı, kilim, paspas genelde. Yani diyorsun. Atiba geldi kaç sene oldu abi her şeyi yapıyor. <laughs> ne yapayım ben? Overlockçu kusura bakma ya. Orada da mesela Atiba'ya mesaj attığım gibi gece yarısı. <laughs> hani haslun we have a problem vardır ya. <laughs> hani Atiba bir sorun var falan. Soru <laughs> işareti yok ki özür dilerim dalmışım dedim ya. Yani bu saatte de rahatsız, <gülüyor> <gülüyor> rahatsız ettim özür dilerim dedim. Çok bomba olay. Yani Overlockçu geçiyor. Biz böyle çocuğu uyutmaya çalışıyoruz. ilk iki 3 üç, üç yaşında falan. <laughs> tamam. tamam mı? Abi, zor uyuyor o zaman. Öğlen uykusu bir de var tamam mı? Yani normal niye zor uyuyor? Şehir çok gürültülü. Hı hı. Tam abi ya, sakin bu saatte uyudu. Abi overlockçu geldi. Hadi buyurun. O mikrofonla. Şener Şen gibi yapsana Züğürt Ağa'daki o domates. domates. Kibar kibar nasıl insanlar uyanmasın <laughs> rahatsız etmiyor. Yok abi illa overlockçu geldi. Ne yapayım dedim. Aldım bende de hoparlör var müzik kayıtları için. Sana cevap ver. Overlockçu <laughs> Atiba geldi. Hadi bekleme yapma devam et dedim yani. Hani Ronaldo bekleme <laughs> şey var ya. Rol çalma kardeşim falan filan yani. Onun gibi yani. Şimdi bak. Aradan kaç sene geçti hmm. bu tip orta sahalar ligde nasıl iş yapıyor? Çünkü Aynen. bunlarla o yekün oyunu oynayabiliyorsun. Komple oyunu oynayabiliyorsun. Ligde iş yapan oyun tarzı o. Bado. Galatasaray'da bir ara çok iyiydi bir ara hiç iyi değildi. City'ye gittiği zaman çok iyiydi seviyesi. Burada Karagüm'ün oyununa çok uygun olmuş. Karagüm'ün oyunu o Osmanlı sporu. Bado Endia'yı oynarken hmm. Osmanlı sporu. UEFA liginde gruptan zor bir gruptan çıkarken Mustafa Reşit Akçay yönetiminde o futbolun bir nebze daha gelişmiş. Ne açıdan geliştiren Biglia ile Sabo'nun teknik Aynen, kapasiteleri. Futbol aklı çok üstünde. Osmanlı oldu. Spor'da Badu en ofansif orta saha evet. rolünde oynuyor. arkası. Çünkü diğer ikili de Biglia ve Sabo'daki teknik Hı. kalite eksikti. Ama Mustafa Reşit Akçay bunu seçmişti. Daha böyle kenar oyuncularıyla gidiyordu Hı. o takım. Arkadan da Badu Enday'ın sürpriz koşullarıyla çok iş yapıyordu. Burada başka bir rol verdim. Hı. Peki Galatasaray'ın Etobo Bayland'a yokken o fonksiyonu yapamıyor. Hı -hı. Etobo yerine Badu Endia'yı olsaydı yapabilir miydi diye bu haftaki performansına dolayı sorular geldi. Oradan karmaya devam ederiz. Önce soruma cevap rica Yani bence şu anki formu yani iki gol attığı için tabii ki e, Badu Endiay'ı haftanın karmasını aldık ama istikrar anlamında ve oyun devamlı anlamında sıkıntısı vardı. Ve mental açıdan da e, hani oyun içinde kayboluyordu. Dengesiz hareketler yapıyordu. Biraz hocanın çok sevdiği bir oyuncuydu. Hoca en son artık istemedi Ender. Çünkü o düzeyde kalacağına inanmadı Karagümrük'te. Tabii ki başka zamanlarda da alacağız bence Ender. Çünkü iyi oyuncu ama devamlık sorunu var bence. En büyük sıkıntısı o. Peki, yani diyorsun yani Galatasaray'da ki Galatasaray'da olmak için biraz daha yani devamlılığın. Artık şunu böyle kabul edemiyorsun bence. Belanda kesinlikle, ben mesela Galatasaray'da hmm. 6 tane takım yapsam, altın, gümüş, bronz, işte 12 ons bilmem ne, 6-10'su varsa hmm. 6 ons bilmiyorum ama 12-10'su <laughs> var, gazeteden biliyorum. <laughs> takım yapsam 6 kadroya da Belanda'yı almam en iyi kadroya. Ama şu anda mevcut kadroda o özelliklere sahip, o hmm. orta sahada Belanda'nın yaptığı işi yapabilecek ikinci bir önce yok diyorum. Doğru bence de ama... Yani bunu da yani artık, artık kabul Ocak'ta, Tabii ki yani Ocak'ta artık ne olacaksa Belanda konusu olmalı. Hani uzatma mı yoksa yol ayrılığı mı? Bence Mayıs beklenmemeli. Çünkü Yol Ocak'ta... Yol mu diyorsun? Ya ben olsam Ocak'ta şey yaparım hani artık. Teşekkür ederim. Ee, başka bir oyuncu alıp kiralayıp... Bon servis bedeli alarak satma şansın var mı Ocak'ta? Yani Ocak'ta artık görüşmeleri de serbest hale çıkabiliyor. Normalde 6 ay kala çok... Ön sözleşme imzalayabiliyor. Acil bir ihtiyaç, evet, acil ihtiyaç olmazsa kimsenin çok para verip alacağını düşünmüyorum Ocak'ta. Ama e, yine de Berlanda'nın yarım dönem ücretini de... E, bırakmak suretiyle belki onu onu bonservis bedeli gibi sayıp öyle bir ayrılık. Peki Seriyi alıp Belanda'yı olabilir. bırakır mısın? Tabii. Onu ben de düşünürüm. Tabii yani hoca çok istiyor seri. ki Seri de kadroya alınmadı zaten. Yani Ocak'tan onu mantıklı ve böyle mantıklı bir, bir, şey olursa bir ve şey olursa ve böyle olur. tutarlı da bulurum taktiksel formasyon tabii. açısından. Yoksa Seri gelip oynayamazsa yapabileceğim bir şey yok. Aynen. Daha kaç ay var. Ama böyle bir durumda kısa vadede yani. kısa çözüm şey. gibi e, iyi olabilir ama tabii oynamayan Seri ne kadar etkili Buradan olur? Buradan Galatasaray orta sahasını sorgulamak istiyorum. Tabii. Taylan, hı hı. sezonun yükselen yıldızı. Yine gayet iyi oynadı ama evet. birazcık BAM teli vardı ya Galatasaray'ın BAM üçlüsü. Hı hı. Barış, Ayhan Mustafa Sarp. Ya Ayhan iyi oynuyordu o dönem. Ama o üçlü birbiriyle mevkisat açıdan çok çatışıyordu. Ve birbirlerinin performansını düşürüyordu. Ve birbirlerini hedef haline getiriyordu. Çünkü rol paylaşımı... ...müsait değil profilleri. Barış da Mustafa Sarp'ta basit hata oranı çok fazla olduğu için... Heh. ...o çok göze batıyor. E, Etebo da. Onlar kadar olmasa da o gördüğü kırmızı kart... Hı -hı. ...vücut pozisyonunu yanlış alması. Fatih Hoca da söyledi orada. E, o da basit bir hata yazdı. Ama bence Etebo kötü oyuncu değil. Etebo iyi oyuncu. Hı -hı. Onlar gibi değil. Tabii tabii. O basit hata oranı oyuncu. değil. Yani doğru anlatmak Demiyorum. için Aynen. Rol paylaşımında. Zaten Taylan Hı -hı. orada varken... ...4, Taylan 4-1. Ama Hoca şöyle yapıyor. Mesela Belhanda'nın yokluğunda biraz da yan yana gibi... Hani Taylan'la Eteboy'u koyup Emre Baba'yı porot arkası işte Emrah Baba hazır olmadığı için o parçayı işletecek olan porot arkası. Bir de oraya Ömer Tarkes. Bayram'ı koyduğunuz zaman Ömer'e de yazık oluyor, yani, Eteboy'a da, da yazık oluyor, Taylan'a da yazık oluyor. Bak mesela Taylan 6 tane yok. orta saha yazdım bu hafta kahramanı koymadım Taylan iyi oynadı ona rağmen. Evet. Çünkü niye? Geri kalan ikiliyle uyumlu performansını yükseltecek bir uyum olmadığı için, uyumlu olmadığı için Sorun ee, Bu arada şöyle bir haber okudum yayına girmeden önce. Şenol Güneş, Fatih Hoca'ya Taylan ve Emre Kılıncı'nın son durumlarını sordu. Tabii tabii tabii. Belki de Taylan bu e, geniş kadroda olabilir. Aklın Onu yolu bir şey. Şenol Güneş, Güneş Hoca o konularda biliyorsun. demiştik. Şenol Hoca o konularda hani laf vardır ya işte, anasının gözüdür diye. Onun da öyle. O göz öyledir. Yani tabii. yerli iyi sinyaller veren oyuncu oldu mu tak. Ya Taylan'a çok büyük moral olur bence. Hemen hani böyle oyunu, mercek altına alır. Aydır. Böyle Anladım. mikroskobik araştırmalarla ben onu nerede <laughs> nasıl kullanırım kadroyu yazar çizer bir daha yazar çizer. Şenol Hoca'nın kendi kendine konuşmaları vardır ya biliyorsun bazen evet. Şenol Hoca basın olmasa kendi kendine konuşur. Ben bu sevdiğim huylarından bir tanesi. Evet. Çok felsefe falan okuduğu için. O şey var Sokrates'in biliyorsun Sokrates'in annesinin mesleği neydi? Neydi? Ebe. Aa. Güzel. Sokrates diyor ki felsefeci Sokrates Brezilyalı Hı -hı. futbolcu diyor. O ismini oradan alıyor ama felsefeci Sokrates'in annesi böyle ebedir. Hı -hı. Annesini görürken küçükken çocuk doğurtma ondan etkilenip diyor ki düşünce doğurtacağım ben de diyor ileride. Mayotik metodudur hmm. hadi. Düşünce. Şenol Hoca'nın öyle biliyorsun arada zaten örnekler falan da verir. Eflatun bunu demiş. Tabii uzak doğudan döndükten sonra zaten orada zaten felsefenin artık olan. yardı yani. <laughs> Anladın mı? Tam onluk korku ama tam onluk ortan. Koreliler, Japonlar Tabii. böyle sakin sakin insanlar Şenol Hocanın o Ying Yang gibidir. Şenol hmm. Hoca işler iyi gitmeyince çok hızlı konuşmaya başlar. Karakteri de ona çok müsait. Ya Karadeniz'de işte Anlatıyor evet. ya Cem Dizdar sabahları ya diyor ya benimle alakası yok diyor. Nasıl seninle alakası yok diyor? Ya bizim coğrafyanın hepsinde öyle oluyor diyor. Aynen Orada öyle. belki de büyüyen kişiler öyle ya bu bunlar önemli faktörler biliyorsun. Nerede büyüdün, nasıl Ya oldu. coğrafya etkisi, havası, suyu, yemeği her şeyin. Abi çok ya madem yapısı... bu kadar felsefe açtık. Mesela insanların iyi değil kötü olduğunu savunan Hobbes hı hı. felsefeci çok küçük yaşlarda gemide sürekli korsanlar bombalar bomba değil de işte sürekli ateş ediyorlar hı hı. bilmem ne tüfeklerle toplarla falan filan. O diyor kötü oğlum bunlar diyor da küçük yaşta. Locke ise tam tersini savunan. John Locke ise Hı -hı. o daha böyle özgürlükçü felsefe falan. İnsan Hı -hı. iyidir aslında. Toplum onu kötüye, olaylar onu kötüye götürür diyen. O da el bebek, gül bebek büyümüş yani. John Locke'a Erbatur Ergenekon diyebilir miyiz? Yani diye bir <laughs> tipler de benziyor biraz biliyorsun değil mi? Erbatur'a da selam Erbatur <laughs> Locke. Yani evet. Öbürü de Cem abi. Aynen. Hobbes, değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Cem <gülüyor> o, Dizdar. Hobbes Dizdar evet <laughs> yani. O, <laughs> abi yani mutlu olamıyor falan filan anladın mı? Yani şimdi Şenol Hoca'ya şuradan bağladık, Tayland'dan bağladık. Evet. Ya abi, adamın hiç ön yargısı yoktur. Bak ben bizzat şunu hatırlıyorum. Sadece Caner konusunda orada iletişim. İki masa yanında kendisiyle ilgili kötü konuşan futbolcuyu ha. iki gün sonra maçta 11'de başlattı. İyi performans aldı, asist yaptıktan sonra da onunla övgüyle bahsetti. Ama maç bitti yine böyle selam bile vermeden gitti. Bak bu çok güzel bir hareket. Hmm. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama futbol takımında profesyonellik ...karşılıklı saygı ile çalışacaksın Aynen. bu kadar yani. Kanatları kima aldın? 11'e geçelim. Endao Valencia sağ kanat demiştim. Sol Aynen. kanat Vakayama. Alex'i çok Vakayama bende de. Ya Alex için takımı çok iyiydi, kalanı da. Evet. Vakayama ya yani çok ben üzüldüm oradan, ben. E, Vakayama ya her şeyi yaptı kendini. İzlerken yırttı. çok üzülüyorsun. Ama evet resmen parçalandı adam. Daha ne yapsın? Süpermen gibiydi ama. Olmayınca olmuyor. Trabzonspor'da bir değişim gerekiyordu bence. Ki, Ki, geçen i̇ki golde tamamen Vakayaman'ın bireysel performansı ya, değil. Bireysel aldı, götürücü, büyücülük tabii ya o Söktü aldı. Yani niye büyücülük? Başkası yani. yok. Bir pas verip alamıyorsun evet. falan. Kendi kendine adam Yapayalnız asist yaptı resmen. Yani. Yani. Kendi evet. kendine asist yaptı. İnanılmazdı. Biz eskiden mahalle maçlarından önce ısınma şeyleri yapardık böyle mahalle. Duvara çarptırıp oynardık. Onun gibi hani sanki görünmez bir duvar var, oradan çarptırıp kendine asist yapıyor gibi adam. Duvar da yok gibi orada, taç oluyor ya. Mahalle maçlarında o Maalesef. duvar, ben de çok severdim. En, en şeydi, çok attığım çalım odur bu, duvara çarptır, verenmiş. al Ve onunla. Korvete kimi aldın? Bu arada bir şey söyleyeceğim, hı. oradaki o duvar aslında çocukluk eğitiminde de futbolculukta var. Hele hele Almanya'da çok kullanılıyor, hı hı. onu söyleyeyim. Altyapı çalışmalarında, yıllardır yani. Altın orada falan da var şimdi. Var şimdi de, bu Almanlarda 80-90'lardan beri var. Hı hı. Hakikaten maçlardaki en etkili rakibi eksiltme yöntemi de duvar pası. İkiye yani iki bir, kişinin yaptığı. İkiye bir en güzel. Pas iki kişilik hadisedir lafı var ya. Onun Aynen öyle yani. ve Tayland'daki en güzel nokta evet. o. Ona bağlamak, bağlamak topu, istiyordum. Topu verdikten sonra hemen gözlerden anladım abi. Topu verdikten sonra devam ettiriyor koşusunu. Çok Şenol Hoca bir bu şey. tip hareketleri çok sever. Evet, alan kat ediyor ve böylece takımı sen 10 metrede olsa, 5 metrede olsa, 3 metre bile olsa ileri götürüyoruz. Çünkü sen hareketlendiğin zaman arkadaki marka oyunda mı da hareketleniyor? Şimdi Ve ben mesela böyle o orada olur o. Okay'ın son maçtaki performansı Hı. bende büyük hayal kırıklığı. Okay statik. Okay bir yıl sayılıyor. önce daha iyi oynuyordu. Evet. Yani Celta Vigo'da daha çok oynuyordu. Daha da iyi oynuyordu. Birçok maçta çok etkiliydi. Ama yok. Yani Taylan daha bir modern versiyonu. Yani orada bir görmek lazım. Tabi bu periyotta şimdi zamanda dar. Yani Taylan'ı keşke bir önceki dönem alabilseydi hoca. O zaman da çok formdaydı. Ben yani Caner ve Taylan'ı aslında bekliyorduk orada. Berkay'ı yani bekliyor umarım... musun milli takımda keşke, daha çok? keşke. Berkay'ın çok... bence şeyi evet, daha Berkay zor ama. Berkay'ı çok genç yaşta aldılar ee, zannediyorum Berkay'ın durumu daha zor bence. Niye? Çünkü Taylan'ın pozisyonu biraz daha art, önlü bir tamam. oyuncu aksa daha rahat. Yani en azından formel rekabet için denenebilir. Ee, ama Berkay'ın orası çok kalabalık. Niye ki ne kadar? Yani orada bazen içte. Ozan Tufan var başka. Şimdi Ozan var, <laughs> İrfan var. Hakan e, Çalanoğlu orada. Çalanoğlu iç yapabiliyor. Ee, Emre Kılıncı bazen orada görebiliriz. Hani çok orada forma rekabeti daha üst seviyede. Ama ön liberoda Taylan biraz daha sanki Okayla Mahmut üçüncüyü düşünelim. Peki Caner'i alacak yani mı artık bu performansla hoca? Bence de alacak. Almadı. Yani bence artık de almalı. E, başka <laughs> şey yok. Yani bu çok formda Caner. Ve Nova kesti. Almazsa da hoca neden almadığını açıklamalı. Evet aynen öyle. Geçen sefer olmadı. Bu sefer daha e, okunaklı cümlelerle bence olmalı. Okunaklı For cümle nedir ya? Daha çünkü Herkesin anlayacağı arası. şekilde evet, Daha okunaklı yani. cümlelerle. Şenol evet bazen... Hızlı geçiyor Şenol Johan Cruyff'un lafı var. Beni tamamen anlamanızı isteseydim hmm. ben de daha açık konuşurdum diye. Belki hoca de, onu daha belki hızlı de şekilde mi? söylüyor. Başka şekilde o mesajı veriyor ama yok hocam ya bu bilelim önemli değil yani. Gerekirse bir daha sormak lazım. Sorma evet bir daha sorma. Basın toplantılarında yani. benim eskiden çok kullandığım bir yöntemdir o. Bazen hoca bir şey söyler o soru sorulmuştur ama tam istediği gibi anlatamamıştır ya da anlatmak istememiştir. Bir daha üzerine gidersin. İkinci kez sormakta bir yoktur. Bence sorulmalı. Forvet'te Remy ve Koyta yaptım. E ben tek forvet koyabildim. Kravetsi evet. koydum. E güzel. Ben yı yıllardır düşünmedin abi? Ben yıllardır bu, bu düşünüyorum. ama yani. neydi Çok iyi tabii canım. Çok iyi. Ters Ters ayağı genel olarak şu zaten çok iyi. Geçen sene bu sene çok koydun koy. karmaya. Bir kere de karavesti koyayım ne? Koytayı çok koydum hiç faydasını görmedim. Karmaya <laughs> şey gibi oldu. Tanışmıyoruz çok hep korusun, insan İnsan bir mesaj atar. aleyce hep koyu bizi de çok beğeniyorsun. Hep karmalarda yer veriyorsun hiç adamdan bir şey gel. Bak birkaç oyuncudan geldi geçen haftalarda hoşuma gitti. Koytan'ın yabancı hocam bir tanesi attı. Ben size arada izliyorum Aa, falan güzel. filan Türkçe'yi de geliştirdim. Ben de adama yalnız Türkçe'yi geliştirmek istiyorsan beni çok dinleme dedim. Yani evet bazen anlamakta zorlanıyorum. Diyor ki bazen ben de anlamakta zorlanıyorum dedim. Yani sen daha şimdi şeyden başla babacığım. Abi Şöyle, <laughs> he, yok. Sen daha bir şeyle başla. Takım arkadaşlarınla <laughs> başla. Önce mesleki açıdan. ilk kelimeler bazen sıkıntı oluyor ama abi öğretir. Futbolcunun ya <laughs> Komple öğrettikleri diyorsun değil mi? Allah kahretmesin. Yani. Mikrofonlara da. Onu burada bana, bana öyle öğretiyorlarmış. Çok saçma bir hareket. Neyse vazgeçtiler ondan. Çünkü artık her şey daha ulaşılabilir, duyulabilir hmm. olduğu için. Şimdi şunu söylüyorum ben. Mesleki açıdan kendini geçirmek için öğreneceğim. Yani Tabii. E, ben niye beni değil de takım akşam dinle diyorum. Çünkü Bo ben, ben aralara, aralara mesela, mesela cutback, matback ya onları tam Türkçe karşıda olmadığı için. Evet. Yoksa ben de istiyorum. Öztürk şu an onu. Hard geriye kes. Var mesela. Geriye kes. Geriye kes. Hayır, o takım arkadaşı şöyle öyle diyorsa öyle. Yani sağ içinde Hı. daha çok işine yarasın öğreneceği Türkçe. Ondan sonra zaten kralını öğrenir. Bofen ne güzel konuştu Antalya'da. Bunca yıldır ama ya. Bizden beri Bofen ilk hatırlıyorsun Ersun Yanal. E, Eskişehir dönemi. Hatta sanırım Trabzonspor'a ilk. Ha, onu çok eski döneminden. Onu hatırlamıyorum. Belçika takımına kiralık gidiyor falan. Çok iyi kaleci ben çok beğendim. Eskişehir Marsilya maçı hariç çok iyiydi. Hı hı. O maç yaktı bizi ya. Evet. Hatırlıyor musun o maçı? Değil mi? Marsilya maçıydı. Marsilya olması lazım. Önce bir İskoç takımını oynamıştı. Sen Johnson falan. Taraftarlar güzel öyle. ilişkiler <laughs> geliştirmişler. Bana da soruyor, bunlar iyi adamlarmış. Oğlum iyi tabii diyoruz ya sen. Peki nasıl buldun Fenerbahçe? Antalya maçına geçtim bu vesileyle. Yok şimdi devam. Şimdi Geçmeyeyim mesela kravet konusu. Tamam. Kravets, Neden kravet? Kravet hep nerede görüyoruz? Özetlerde. Vay be yine attı diye. Şimdi iki maçtır 90 dakika. 11'de başlıyor. A planı oldu nihayet. Mesela daha önce de Türkiye'de oynadı takımlar neden A planı olmuyordu anlayamıyorum. Tabii teknik teknolojileri bunu çok daha iyi anlatabilir. Yani tanısan seversin var ya der ki tanısan sen de 11 e oynatmayabilirsin diyebilirler. Ama hı, bence özlü sözler. Gibi. şu anda Konya Spor'da doğrusunu yapıyorlar. Hı hı. Yani hakikaten Kravets bizim ligde bug tarzı bir oyuncu. Yani o boşlukları çok iyi değerlendiren. Hı hı. Boşluk bulmak kolay değil. Etten duvarları aşabilen bir oyuncu. O açıdan söylüyorum. Loic Remi'nin yine vuruşu çok iyiydi. Öyle değil mi? Remy yanıyor. Yanıyordu Remy bu zaten. Bu Remi Galatasaray'a gelse tartışması ilgili fikrimi merak ediyorum. İki sene önce şöyle oldu böyle oldu. Bu tartışmalar hep biliyorsun ilk 10 hmm. sene önce falan başlanan biriyim de ben buraya gideceğini bilseydim bu tartışmanın bu yöne gideceğini bilseydim hiç başlatmazdım. Pişman oldum şimdi. Abi gittiğiz geldiği zaman Loic Remy'nin mesele iki sene önce üç sene önce Türkiye'de kulüpler adı geçtiği zaman her menajeri geç... vardı o kadar para istiyordu ki. Evet. Yani karşılığında sırf, sırf Galatasaray 2-3 kere gelmedi Karşılığında mesela. da kulüp yöneticileri ya da teknik direktörler abi zaten adamın futbolculuğu paylaşı, tartışılmaz. Hı hı. Adam Loic S, Loic Remi yani bu adam Loic Remi zaten. Aynen. Sakatlıktı bunun rakibi. Kesinlikle. Bir bakalım rapora. E o da yok. Hem o kadar yüksek imza parası istiyorsa. Işte. Şimdi Rize'de o kadar yüksek imza parası istemedi. Hı hı. Rize'de gösterdi yani sakatlık yok. Eskisinin kadar etkili. Futbol odaklanmak istedi bir de. <laughs> Gerçekten odaklanmak isteyince... E, Ama bakar yani. gibi bir sözleşmeyi kabul etseydi Remi daha önce Beşiktaş'a ya da Galatasaray'a gelmişti zaten. Aynen öyle. Zaten ülkemizdeki... Ama doğru olan sözleşme biçimi o Abu Bakar'la Beşiktaş yaptığı sözleşme? Bu sene mesela Malatya Spor'un aldığı TT, e, 8 Babakar, milyon Galatasaray'a satmak istiyorlar. Aynen da öyle. Zaman, daha evet. çok kısa süre, bir buçuk sene önceden bahsediyorum. Bir yani. öyle. Eder mi mesela, 8 milyon şu ana kadar oynadı futbol? Kesinlikle hayır. Yani o yüzden işte büyük takımlara gelince bu ama e, futbol oynamak isteyince o. E şimdi almakta kabahat aslında isteyenin Görüşmeler bir yüzü. Niye nihayet uyandı ama? İşte almayacaksın. Geçmiş olsun. Ama kalitesini Geç alacaksın oldu. işte aslında. O da çok da olmuyor bence şu an. Yani büyüklerin transfer politikasına baktığımızda 2-3 yıldır Başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Başarılı bir transfer politikası var. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe oradan in... bağlayabiliriz şimdi. Oraya sen de benim gözlerimden anladın. Gözden ki... anlamaya gerek yok canım. Aklın yolu bir konuşuyoruz oraya geliyor konu. Geçen sefer de benim anladığım gibi başlıyorum. Fenerbahçe neyi doğru yaptı sence? Şimdi bir kere Fenerbahçe'nin bu geniş kadro bir kere kafadan Hı -hı. çok iyi bir kadro kurdu. En büyük doğrusu bu Fenerbahçe. En temel nokta. Alternatifli bu. ve çok boyutlu. Mesela uzun boylu santrafor çıkıp yerine uzun boylu ikinci bir santrafor girmiyor veya uzun boylu santraforu sürekli orta yapılıyor Caner diyelim ki. Hı hı. Olmuyor gol. ikinci bir uzun boylu santraforu yanına eski tarz 88 model İngiliz 4-4-2'si değil. Hı hı. Şey çok güzel mesela. Şimdi mesela Sosa çıktı. Aynı anda Pelkas da çıktı. Ben şaşırdım. Hocam şu Pelkas kalsaydı biraz diye. Başka türlü oynamaya karar verdi. Mesela Samat da daha çok pozisyona girip daha çok gol atabilecek bir oyuncu. Ancak hı hı. Maçın tekrarını izledim sabah ve dün gece böyle TRT Spor'da Samat da daha da iyi oynayabilir. Daha iyi oynamalı dediğimden biraz yani geri adım atmıyorum. Evet daha iyi oynayabilir ama Samat doğru oynuyor. Çok doğru oynuyor. Ya evet. onu fark ettim bazı pozisyon. Yani bu kadar pozisyon benziyor. zenginliğinde doğru. o Samat'tanın orada stoperleri, savunmanın arkasına girip stoperleri, bekleri Onların dengesini, yerleşim dengesini bozması. Sürekli böyle tekte oynaması. Yani böyle takımın gol atması için çok uğraşıyor. Kendi gol atmasına çok takılmıyor. Hem takımdaş, yardımlaşan bir oyuncu. Ya sorsan zaten biliyor. söyler. E, ben gol kralı olacağım ama Fenerbahçe Hı. şampiyon olsunlar. Dedi gol kralı olunca ekstra prim. E, dedi, dedi ya, yani Aklın aklı yolu bir. Onu gelin. Öyle ama. Aynen. Turgun, bu bölümün adı da aklın yolu bir değil mi? <laughs> güzel. Ve şey e, doğru oynamayı bildiği için diğer takım arkadaşlarına da çok güzel alan açabiliyor. Normalde bizim santraforlarımızın çoğu ülkemizde biraz kendini düşen yani deriz de Santrafor bencilliği. At Ama abinin kıllı var. göğsüne. Heh. Mahalle maçında. Ya ya. At abinin kıllı göğsüne tabiri vardı. Yani niye kıllı göğsü atayım <laughs> ya? Adam yoksa onu atmayayım ya. yani? Sarışın forvet olmasın mı hiç Türk yani? Anlamıyor mu? <laughs> yani Samat'ta da... hepsin benim gibi olacak yani. <laughs> abinin kıllı göğsü. Samat'ta da doğru oyun var. E, çalışkanlık var. E, fizik kalitesi gerçekten iyi. Diri oyuncu. Yani hep oyunun içinde ve yakın oyunlarda birebir Mesela stop, cesur da olduğu için aynı zamanda stoperle mücadele girmekten de çekinmiyor. Bazı forvet tipi var çekiniyor. Mesela yakın duruyor ama hemen kendini bırakıyor. Bakınız Cagney. Cagney'nin fiziği baktığın zaman yan yana durduğunda Samattadan daha iri kalıplı bir oyuncu. Ama iş cesarete gelince, iş yakın oynamaya gelince Cagney'i bulamıyorsun. Cagney'in boyu kaçtır? 1.90 var mıdır? 90-91 falan. Mı? Heh. Bazen evet. o kadar o dediğin... Şurası önemli. Sakınarak oynuyor ki boyu sanki 1.65 gibi. Tabii. Kafa topuna ben çıkmasam mı alamam. Ee, ben bu stopere kalçamı koyup adamı fiziksel açıdan, Hı -hı. fiziksel gücümü rakibe empoze etmesem mi acaba? Ben 55 kilo muyum falan? E böyle durdu ya. Tabii. Cagney oynadı mı ya maçta? Yani ben aradım bulamadım kendisini. Ben şey be, diye bir ara Ben düşündüm. daha da çok az süre olacağını zannediyorum artık. Sakaltır İzlerken şöyle düşündüm. Cagney mesela Kasımpaşa'da maske takardı ya. Mustafa Denizli hmm. Hoca takma evladım. ikinci sarıdan atılacaksın evladım demesine rağmen ısrarla maske Taktı takıldı. atıldı. Evet. Acaba Cagney'in bir arkadaşı Cagney maskesi takıp mı oynadı? Hani bu tip böyle trollükleri, Olabilir. şakaları da seven birisi ya. Ya yani, tabii ki böyle bir şey olmadı Amca ama. falan mı? Böyle Cagney mi olur? <laughs> Abi yani böyle Cagney olmasın zaten mümkünse. Ya yani çünkü o kadar rakam, o kadar yatırım e, ve o dönemde hep bir soru işareti vardı kafamızda. Programlarımızda da hep anlatmıştık. Hani bu dönemde bu rakam evet 20 gol atmış çok formda değil 10 tane de attı Galatasaray'da ama yararı olduğu kadar orta vadede zarar verecek bir oyuncu. Daha fazlasını satabilir misin Cagney'in? E, o zaman yani ya şöyle yapması lazım ya her sene 25 en az 25 yapması lazım. Takım oyundan uzak bir şekilde kendi başına dünyasında ya da e, yapamıyorsa bile oyuna doğru katkı yapması lazım. Samatta'daki gibi. Şimdi Samatta gol atmadı ama biz diyemiyoruz ki Samatta kötü oynadı. Samatta çok iyi oynadı. Belki Her şey değil. gol değildir. Yani takımını oynattı. <laughs> ama ekstradan de bir, yok. de, ekstradan bir de şu da var Samatta'da. Özellikle <laughs> Belçika'da oynarken. <laughs> ya takımı bir buçuk pozisyona girdiği maçta iki gol atabilen oyuncu. Ben onu <gülüyor> söylüyorum. <gülüyor> Aynen öyle. Ya bak bir buçuk pozisyona iki gol. O buçuk pozisyon dedim zaten kendi oluşturduğu, kendi <laughs> hani -hı. hani çıkarıyor adam. Ama işte Erol Hoca'nın istediği Erol Taş. Evet. Erol Bulut bu. <laughs> Taştan çıkarmıyor. Buluttan çıkarsın işte anladın mı? Bulut gibi oraya gönderiyor. Jalke hünerlerini buluta gönderiyor. bulut gibi gönderiyor oraya. Birazdan yağacağız biz takım olarak. Ben de bulutum. Öyle eroloji öyle kullanıyor Samak'ta şu an. Diğer türlü de kullanabilir istersin. Ya Trabzon maçında bayağı Sisey santraforu yapıp Samatlı'yı serbest sorbet yaptı. Aynen Gez takımın gol atmasını sağlar. Ki sağladı. Yani soldan Samatlı indi. Sağdan Valencia indi o maçta. Çizgiye zaten bekler açıldı. Orada ben Trabzon stoperlerin hmm. o gece uyku uyuduğunu zannetmiyorum. Her kasları ağrımıştır yani. Çünkü ya sürekli tabii. sürekli bir şey var, aksiyon ah, var. Öyle. Nefes almaya vakit yok. O çok yorar sporcuyu. Yani stoperin uykusuyla o maç, forvetin uykusu aynı olmaz. Bak mesela Antalya'da Antalya da, da öyle. Ersangir'de oynadı mı? Ekstra bir stoper olarak. Niye? Aynen. Sürekli kenar orta gelecek Zorlular ama. Ama golümüzü engelleyemedi. Niye? Diego Perotti'ni sen herhalde o tip oyunculara bayılırsın. Hastasıyım. Tahmin yani, ettiğim. Perotti tarzı, Gelmeden önce de çok severdi. Sosa abi. tarzı. E, biglia tarzı yani top ayağına yakışacak kalife ayak dediğimiz hastasıyız kalifenin hastasıyız, hastasıyız. 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 Evet. ve Perotti bu lige eğer e, sakatlanmazsa ki umarım Perotti'yi sıkça izleriz hani e, rakamların üzerine çıkar büyük keyif yani Perotti'yi izlemek ve kariyerinde yanlış bilmiyorsam Berkay Tokgöz'ün o bana söylemişti geçenlerde kaçırdığı penaltı galiba yok çünkü topa gelişi Jorginho gibi yapıyor. Onun biraz daha yumuşağını yapıyor hatta. Jorginho çok zıplayarak vuruyor. Yani Dembaba'nın eski penaltılarına benziyor bu penaltı atışını. Ve kaleci ters ayakta yakalayıp kaleciye bakarak vuruyor ve kaçması çok zor. Şu Dembaba'nın hani böyle... O da eskiden bir tane böyle Tottenham maçı vardı. Hı -hı. Beşiktaş 500 pozisyona girip 499 Aynen. gol kaçırdı. En son o Dembaba <laughs> çok soğukkanlı penaltı. Yine yani çok benzer şekilde. Bak evet. Fenerbahçe de çok kaçırdı. Onun üzerine bu soğukkanlılık enjeksiyonu da takıma... Sağda Perotti varsa bu arada Sosa dahil bir Perotti atar. Her geçen hafta haftalarda hücumdaki tek eksiği vardı. Adam eksiltme konusunda. Hı -hı. Şöyle rahat adam eksilten bir öncüsü Pelkas yoktu. Perotti onu çözüyor işte. Ya Pelkas vardı da o kadar. Evet. Ya, diğerlerinde o yok. Mesela Sosa da eskiden vardı şimdi onu talep etmiyorlar. Yapmıyor. Doğrusunu da yapıyorlar. Sosa topu koşturuyor. O riske girmiyor. Evet, topu koş, topu, topu yönlendiriyor ve inanılmaz ya, ya, çalım zaten ilk çalım penaltı öncesinde. Öyle bir çalım ki bütün savunmak paniğe. Aynen. ...sebep oldu. Eyvah savunmadan. dedim ben yani burada bir şey oluyor. Zaten dikkat edersen... ...penaltı pozisyonunda ...penaltı kararını sebep olan oyuncu... Hı -hı. ...yanlış ayağını uzattı panikten. Aynen. Orada sağ ayak uzatılır. Aynen öyle. Ben Terste öyle kaldı. Ee, o sağ ayağını uzatsa... ...soldan gelen oyuncu da... ...penaltı olma ihtimali... ...daha düşer... Hı -hı. Öyle değil midir? Ya yani o çalı bildiğini yani, unutturur panik, insana. Panik yaptırdı. Yani en iyi yaptığın şeyi yapamaz işte. hale Savunma girersin. dengesini bozmak mı? Bu savunma dengesini yok etmek o çalım. Tabii tabii. Çok önemli Ya yani Mesela Galatasaray'da Beşiktaş'ta da var. Mesela Gökhan Tören'in, e, Gezal'ın hani çalım atabilen oyuncu Beşiktaş'ta var. Galatasaray'da yok denecek kadar az artık. Şey, yani şey çok, çok dolayı. Ya. Portekizli genç sonra PSV'lere falan giden. Leipzig'e. Evet. Buruma muazzamdı. Benim Vodafone'da gördüm. Vodafone'da gördüm. Rakip takımın attığı Türkiye Ligi'nde rakip takımın attığı en iyi golü. O canlı izlemiştim. Ben de oradaydım. Sıralon yaparak oldu. Gidip. Evet. O ne biçimdi ya? Herkes kızıyor Tosuş'a falan. Atılıyor. Ben sessizlik oldu statta. Ben ben şimdi o oralar Tosuş'tan işkilleniyorum. Hı -hı. Çünkü daha öyle yükselişi yapmamış stoperde. Ama sol bektekindense orada şans bulmasını Hı. anlıyorum. Yani razıyım ona. O pozisyon ben dedim ki vay efendiler nasıl böyle ya antrenman kukası muamelesi yürüdü. Sonra İçeri girip böyle televizyondan da baktım. Basın tribünde var ya önümüzde. Ee, i̇çeri girip ya önümdeki televizyondan Aynen. yavaş Eten. çekimde çekim Ya yavaş çekimde bile çok hızlı adam ya. İnanılmazdı. Yani. Bir tane var ya eski gol kralının o baksana kaç saniye havada asıl duruyor. Aynen. Öyle değil bu yani. <laughs> böyle hızlı çalımlar atarken yavaşlatılmış görüntüde bile bak izlerken sen o çalımı yiyorsun. Dedim ki Tosuç kardeşim ,sın. hiçbir şey demeyeceğim sana artık. Gol şey, kaba Sonra da zaten. Lazım. Ya burada da savunmacılara kızamıyorsun yani. Perotti gerçekten. Tabii. Peki rakamlar Çok sence... Çok doğru bir dakikada oyunu aldı. Evet, 11'de riske edilecek durumda değildi. Şimdi Antalya'nın işte hücum gücünü fazla sayısal olarak hani hem Yahoviç hem Orgil hem Podolski Ee, Şimdi o dur dur sebep? nereye getirecek? Ha. Yoksa Fenerbahçe Evren bu rakamları... Evren kaç kere söyledim? benim olduğum programlarda ha. hiçbir takıma Çok... haddinizi bilerek oyunu indemeyeceksiniz yani. Bak kavga ha. çıkarıyorum ben Evren geriliyorum Seni ben Evren. Seni çıldırtmak için belki de yapıyorum. Abi ya. daha önce 4-6-0-5-4-1'ler oynuyorlardı ne oluyordu? Sonuç farklı mı oluyordu? Yaşa bunu bir Yaşa garip, işte ne var bunu demen için. Yaovic yani. kırmızı görmese. Evet. Daha iyi oynuyordu Fenerbahçe. Aynen. 11'e 11, e 11 e Fenerbahçe daha etkili oynuyordu. İkinci yarının başında 11-10 e Fenerbahçe ilk 15-20 dakika temposu Hı -hı. ilk yarıdaki kadar yüksek değildi. İlk yarıdaki kadar üretken değildi. E değildi yani. Kaç top direkten döndü. Sonra oyuncu değişiklikleriyle tekrar vitesi yükseltti. Aynen öyle. Ve şuraya geleceğim. Bence Bunun Fenerbahçe, forvet oynatmakla falan alakası yok. Aynen. Onu, çok savunmacı yönetince de görüyorduk. Onu söyleyeyim. Ne oldu ekstra hatırladım. stoperleri aldıktan sonra gol yedi Antalya'si Aynen bir. öyle. Fenerbahçe bu doğru oyunla bir kere Erik Gerets döneminde Galatasaray'da gördük bunu. Beşiktaş'ta Şenol Güneş döneminde Çok gördük. Çok güzel bir noktaya temas ettim. Oraya geleceğim şimdi. Fenerbahçe Şenol Güneş oyunu, döneminde doğru oyun. Şenol Güneş döneminde maç biterdi. 10-15 dakika sonra bizim tabii akrabalar %98'i Beşiktaşlı olduğu için 2-3. Bir dahaki maç ne zaman? Maça gideceğim mi? Lezzet, maç ha. lezzeti işte. Erik Gerets zamanlı Galatasaray. Gazetede çalışıyorum hiç anlaşamadım eski müdürle. Ee, orada tabi çok fanatik Galatasaraylı arkadaşlar da var. Onlar mesela direkt fikstüre bakıyordu ha. Necati değil mi? Bak orada mesela Necati Hasan Şaş İliç. böyle şeyler var. İliç üçlünün böyle acayip vücudunun var. Mesela rakip takıma bakıyor falan. Bir dahaki maç tamam ya. Bunların stoperinde belinden su alır bunlar falan. Hani bir dahaki maça bakıyorsun. Hani bir daha oynasın diye ve evet. yıllardır yıllar sonra Fenerbahçeli komşum. O hep hani üzülen ama çok kibar. Yıllardır üzdünüz bu adamı. Bak şimdi sevindiriyorlar. Teşekkür ediyor herkese. Bunu da söyleyeyim. Dün gece yayına gitmek için araç beklerken... Hı -hı. Ali Bey, Fenerbahçe'nin bir dahaki maçı ne zaman? Ya ne güzel Ya soruyorsun. işte dedim ki bak bu doğru yol. Çünkü doğru öz, Özledi Fenerbahçe evet, taraftar evet. ve doğru oynamayı oyun. Doğru bu doğru oyun yani. Bir dahaki maçı ne zaman? Doğru. Tuttuğun takımın maçı biter bitmez. Hı -hı. Bir saat sonra... Hani özetleri izledim bir daha böyle kendinden geçtin. Yavaş gösterimde gole bir daha baktın. işte kutladın falan... Ya bir dahaki maç ne zaman ya? Hani o maça doydun. Hı hı. Bir saat önce biten maça doydun. Bir dahaki maç ne zaman diye bakıyorsan o takım doğru yoldadır. Aynen öyle. Geçen sene Liverpool'da çok oldu. Bana doğrudan biliyorum. Ya işte futbolun keyfi bu. Fenerbahçe taraftarlar. Zamanında Beşiktaş'ta çok oldu o. İşte Erik Gerson'un Galatasaray'ı o yüzden örnek ver. Yani kadro da geniş olduğu için şu anda rol alamayanlar da var bir de. Mesela Perotti'yi ilk replikleriyle gördük. Daha Nova, fragman. daha fragman bu. Daha Nova'nın sahnesi gelecek. Daha Mert Hakan'ın sahnesi gelecek sıra onlara dahi gelmedi. Ozan o kadar iştahlı ki diyor ki bu forma benim vermem. İşte ama yani ben, kolay değil al alamazsın benden. Mert diyor. Arkada Mert Hakan'ı falan gördüğü için de Ozan zaman böyle. işte o birbirini tetikleyen durum. Bundan Çünkü Mert Hakan olmasaydı belki öyle olmayacak. Şekilde olursa harikadır ya. Ya ben antrenmanları çok merak ediyorum. Yani Erol Bulut'un antrenmanlarda mesela Durant top çalıştırması şunu dedi Erol Hoca geçtiğimiz hafta. Biz haftada bir kez en az bir gün Duran topu ayırıyoruz. Zaten dedi. bu maçta da iki tane taç pozisyonu. Evet, Samad Dayı sıfırda sıfır çizgiye göndererek. Evet. Aynı öyle sıfırdan dışarı çıkardı. Mutlaka öyle golde atacaklardır. Yani bu müthiş. Beşiktaş'a geçelim abi. Beşiktaş'ta e, kıpırdanma var ama yeterli mi? E, ve milli maç arası o senin dediğin 20 günlük 21 gün için maç yok demiştin. E, bir toparlanma olacağını öngörmüştün ama yeterli mi sence? Ya şimdi bu takımlarımız maç kazanınca veya kötü oynayınca özellikle tarihi olarak büyük diye adettiğimiz takımlarda ya kime karşı oynadı ki? Ya bu meslekte 12 yıldır beni en <laughs> çok gelen noktalardan bir tanesi. Arkadaşlar daha önce Türkiye Ligi'nde Bayern Münih, Everton, Southampton falan vardı. Sonradan mı İngiltere, Almanya'da aldılar? Ya yıllardır takımlar bunlar, yıllardır hmm. ligin kalitesi bu. İşte Beşiktaş, Yeni Malatya Spor karşısında çok iyi bir ilk 45 oyundu bence. Hmm. Hemen Ha. Yeni Malatya Spor. Eski Malatya Spor'a karşı mı oynasın? Yok artık yani anlatabiliyor muyum? Malatya Spor var işte yani. Yes. Ne yapayım yes. Hamza Hamzoğlu, Hamza Simonoğlu gibi oynatıyorsa öyle netice alacağını düşünüyor. Ben ne yapayım yani? Ya da rakip hoca ne yapsın? Ya aynısı Fenerbahçe Galatasaray için hmm. geçer mesela. Antalyaspor'un Antalya hocası yoktu. E, ne yapayım kovmasın? Tamer Tuna'ya yolları ayırmasaydı o zaman. Anlatabiliyor muyum ya? Ne yapayım yani ben? Ankara gücü. Abi ne yapayım abi yani? Ben mi abi Ankara gücünün finansal zararı uğrattım yani? yani. Bana niye çemkiriyorlar? Anlamıyorum ki eğer rakibe göre bakalım abartmayalım. Neyi abartmayalım? Hep aynı takımlar. Türkiye Ligi'nde Türk takımlar oynuyor. Edirne, Kars arası bütün takımlar hak kazanırsa katılıyorlar. Ben ne yapayım? Mesela Dinamo Kiev e eskiden Türkiye Ligi'nde miydi? Hani Osmanlı dönemi falan öyle mi zannediyorlar? Hani diyorlar ya işte kardeşim Osmanlı'da almasa zaten Zidane evet güzel. Evet. Ya bu avusturya Macaristan da almasaydı Almanya ile beraber imparatorluk yani. tek imparatorluk olsaydı ne alt ederdik ki, yine hep Almanlar kazanırdı yani. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bakılır mı abi? Ne yapayım yani Tarih, Rakipler tarif, tarif ben ne yapayım? Ya? ben ne yapabilirim abi? Allah Allah ne yapayım? Mesela adam şey diyor. Övdün övdün, övdün sonra Bayern Münih derbesmanda gördük. Ben mi kırmızı gördüm? Vida gördü ki Beşiktaş şey iyi oynuyordu bir kadar. E yani o da ayrıca. Hayır bir yani. de ne yapabilirsin abi? Rakipler neyse o kadar oynayabiliyorsun ligin ortalaması kalitesini Aynen. artık kabul edelim ya. Kendi tuttuğun takım kazanınca çok iyiyiz. Evet çok iyisiniz bence de. O maçta görece olarak çok iyisiniz Hı -hı. kazandınız. Senin tutmanın takım kazanınca abartmayalım. Neyi? Abarttığımız bir şey yok. Mesela bir ay öncesi Beşiktaş'ın sağ kanadı kimlerdi? İki ay önce Beşiktaş'ın sağ kanadı. Sağ bek, sağ Hı -hı. Ne oluşuyordu? Lens. Önünde bazen boyut oynuyordu. Bazen ters atıyordu. Beke gel Beke Lens'ten sonra. Necip. Lens o maçta Necip. Necip, Necip sağ bek midir? Çok zordu kalsam bile Altyapıdan oyuncu koyarım. Rozya sabek midir? Sabektir. O zaman sende büyük bir ilerleme var. Sabekim var. Bir kere sabekim var. Bir önemli de eksiğim var. Ben hiçbir şey abartmıyorum. Rozya'ya bir şey olsa kart cezalısı Hı -hı. falan filan. Kim oynayacak? Devresinde oraya alternatif sabek bulacaksın. Aynen öyle. Mümkünse altyapıdan bul yedek sabekini. Tabii onu diyorum yani. Bul yani. Ya da altyapıya transfer et. Evet. Mevkii sabek olan bir sabek? Hazırla. Sabekten. Evet. Mevkisi ya. Tabii tabii. Şu... Ya. Hep örnek veriyorum her bölüm. Bursa Spor'dan İsmail çok çalışıyor. Bak çok basit bir örnek Misal, vereceğim. 2000'de 2000 olmaya. Evet Çocuğu 3-4 senedir izliyorum ben ve altyapı belgeselerinde tanıştık. Çok da pırlanta gibi çocuk. Ve fizik kalitesi hepsi. çok Ali Atman, iyi. İsmail çok çalışıyor. Tabicin. Burak Kapacak Gel. diğer bir tane daha çocuk var orta sahada. Onu da çok beğeniyorum. Özür dilerim. İnsan Bilmiyorum. evladı bir de hepsi. Yani çok düzgün. Maçtan sonra tebrik mesajı attım. Ali Akman'ın falan. Abi evet. biz de maç sırasında biraz, biraz tebessüm ettik ama aklımız hep depremde. Tabii. Hayatın kabine hani, insan açı, <laughs> insan açıdan da biraz. çok iyi yetiştirilmişler. Futbolcu Aynen olarak yani. çok yetiştirilmişler gibi. Güzel. E, sen de çok çalış. Yani İsmail çok çalış. Sen de çok çalış. Alt yapıdan çıkar abi. Sabi evet. saçmalama ya. Çıkar Gez, yani. Gezal'ı nasıl buldun? Gayet iyi. O sağ kanat. Şimdi i̇şte ona geleceğim. Abi iyi yani. Bir iki ay öncesine göre iyi. Ben abartmıyorum. ama daha iyi Beşiktaş sağ kanatları gördüm. Bir ara şampiyon Gökhan Gönül'ün kovarajma. Gökhan Gönül'e bir şey oluyordu. Adriano Sabi'ye geliyordu. Bu, evet bu çok iyi gerçekten yani. Hakikaten çok iyiydi. Yok şu anda bu durum ama hmm. iki ay öncesine göre iyi abi işte yani. Mutlu olmayı bil biraz ya. Daniel Vesiz peki alalım. Alalım yani. Sağ, sağ öne de sen beğen bir önce. Muhammed Salah'ı da alalım. Kan gelsin. <laughs> Muhammed Salah'ı da alalım Orası. tamam. yani. Ver parayı alalım Maradona'yı demişti bir kere Ziya duman tamam mı? Şu anda ne yapacaksın? Evet bunlar kiralık seni hmm. yenilerini arayacaksın doğrudur. Şimdiden arayış başlasın bence. Ya başlısın. 50 tane oyuncu olsun istedi. Scoutların işi budur abi. Yapsınlar. Yaparlar. Yapabilecek evet. kapasitede. Yönetçiler de onları dinlesin. Tek tek öyle konuşsun. Tamam Ama şu anda kısa vadede 2 ayda ben ya biraz daha mesela olsaydı Necip Lens, Lens Boyd. Evet. ona nasıl ikililer ya? Yani? Lens Hasic. Hasic'e yazık değil mi? O gencecik çocuk, yetenekli çocuk. Evet. Arkada dönüyorsun bakıyorsun. Burada bir kere ve Hezal'la rozjenin şu uyumu çok iyi. İkisi de birbirinin güçlü yönlerini çok iyi biliyor. Evet. Çizgi -hı. inme konusunda Rozya daha iyi. Rozier daha hızlı. Hezal daha teknik. Hezal solak olduğu için içeri doğru bir kere hem oyunu ekstra oyun kurucu olarak geliştirmesi, hmm. olgunlaştırması top tekniğiyle. Do iki dokunuşlu oyunu oyun hata hmm. olgunlaştırıyor. Onlar değerli. Bir yandan da arkada gözü varmış gibi tabii ki arkada gözü yok. Rozier ile aynı dili konuşuyor. Aynı futbol de konuşuyor. Hmm. Birden böyle giderken hop boşluktaki Rozier'i buluyor. Herkes bu tarafa atacağını, sola atacağını beklerken o sağ atıyor. Önceden Sinayler çalıştırılmış. Celeste çok yapardı onu. Tabii. Tabii. Görürdü oradan geldin. Sol ayağıyla bir keserdi mesela ters ayağıyla. Telesin koşuyor. Mesela Telesi de beğenmiyorlardı. Ben hatırlıyorum. Ben, Ben inanamıyordum. Hatta Telesi şunu sordu. Bir tane da, laf yedik. Türk milli takımından teklif gelse diye. En manasız insanlarda tabii. onlar muhatap olmak zorunda kaldığımız. Muslera'yı, hmm. Suarez'i seviyoruz aynı anda. Ayrı ayrı Uruguay. Ya, özel sempatim var. Yok. i̇yi futbolcu olsun. Al işte Tanzanya'ya da var. Ben. Tabii Samatta. Başka Tanzanya futbolcu bilmiyorum ben. Ben de bilmiyorum. Liberya'dan Yeşil Beyazı Burun da Adası'na da var. Henrik Larsson iş seçimi takımında oynuyor ama aslen Yeşil Burun Adalı. Hmm. Mesela Rodriguez'in de öyle olmasını bekliyordum ben. İstiyordum. Yeşil Burun Adalı ya. Hmm. Hani abi sevmek istiyorsan seversin. Sevmiyorsan belli kapı orada yani. Ya şimdi şeyi söylemek istiyorum. Işte. Olduğu gibi değerlendireceğiz. Beş, geçen nasıl Fenerbahçe'yi geçen sezonki hmm. ya da ondan önceki sezon Ali Koç yönetiminin iki sezonki Fenerbahçe'si değerlendiriyoruz değil mi? Beşiktaş'ta da yeni yönetim bir sene daha oldu olacak. Ona göre değerlendireceğim. Nasıl kadro aldılar, devraldılar? Hata yapacağım mı? Yaptılar. Hı hı. Hataları kötü niyetle mi yaptılar? Tartışılır. Daha önceki hatalar, daha önceki yönetimin hataları bazıları hata değil, kötü niyetti. Onu hep gösteriyor zaten sözleşmeler bilmem ne falan. Ya bu kadar açık oyuncusu var. 80. dakikada yorulmuş Gezal'ı alamıyor teknik tek direktör Sergen Yalçın. Niye? Kalmıyor. Yok ortada. Evet. Hiçbir Ya sakatlıklar. Çünkü sakatlığa meyilli çok oyuncu var aynı anda. Ayrıca iki tane de açık oynayabilecek oyuncu kadro dışı bırakmışsın. Normal. Hı hı. Ya bir tanesi çok normal. Lens boyutlarsa le aynı kefeye koymak istemiyorum. Daha iyi niyetli, daha çalışkan, daha uğraşan biri en azından. Yetenekleri Beşiktaş için yeterli midir çok tartışılır ama. Ya burada alamadın kimseyi devam ettin. Sonra maç içinde düşüş mü oldu? Bir sıfırdan sonra Beşiktaş bilerek mi frene bastı? Yoksa bir sıfır yapana kadar çok yorulduğu için mi? Daha yükleniyor kadroya. Bak Oğuzhan Öz Yakup 11 başladı. Bir ay sonra. Ve fiziksel açıdan ve mental açıdan önemlisi ilk kez bu kadar güçlü, istekli, ısıran. Bak Oğuzhan en iyi oyuncu dönemde bile istekli, ısıranı çok kullanmazdık. Teknik, evet. pasör, verkatçı, Hı -hı. araştırmacı dripling. Araştırmacı <laughs> dripling vardı ya şöyle sağ sola. O dönüşleri <laughs> çok iyi yapar gerçekten. O 2015-16 modeli Oğuzhan özellikle yapar. ve Araştırmacı <laughs> dripling şuraya doğru yapar. Sonra yok yok. Buraya tam Hollanda Hı -hı. altyapısı. Sonra İngiltere'ye gidiyor. Zaten ikisi birbirine orada Bergkamp bağlantısından böyle Anladın. Hı -hı. Sen yapmazsın onu. Sen çalım. Sen Diego Perotti gibi oynuyorsun değil mi <laughs> daha çok? Yok onu yaptığımız da oluyor. O rakibe göre. Onu da yapıyordun, onu da yapıyordun. Aynen. Sen bayağı sakatlanmasan yani 100 milyon ya, euro'luk oyuncuydun öyle mi? Evi? Büyük ihtimalle öyle olurdu abi. Belhanda'dan daha mı iyi olur mu? <laughs> daha iyi olur. Belhanda aranızda kaç yaş var? Ben 83'lüyüm. Belhanda kaçlı? Ee, herhalde. Tamam sen 7 artık mintage olmuşsun mı? ya. Tamam sen karşılaştırmıyorsun. 30, Biz 30 1, 32, 32 falan mı Belhanda? Öyle bir şey. Aynen. Ya, 6-7 yaş vardır aramızda. İddialısın yani o konuda. Kesinlikle iddialı. Yani hiç o konuda e, bu futbolu gördükten sonra. Ben o konuda hiç iddialı değilim. <laughs> o, yani oynadık. Beş karşı yani. karşısında herkes benden çok daha iyi oynar. Ve e, bu maç çok iyi oynamadılar Hı -hı. ama iyi oynayanlar var. Aynı şekilde diğer bir han Doruk Han. Hı -hı. Yani biraz böyle <laughs> hanların hanların pres gecesi oldu. Güzel. Yani rakipten kaptıkları toplar. Oğuzhan'ın 3 tane çok iyi karşı presi var. Topu 5 yaşa kazandırması. Durun bak fizik-mental açıdan daha da üstüne koysun. Sonra o diğer Hı -hı teknik meziyetleri, becerileriyle yine eskisi gibi ve çilingirlik de yapar. Önce bekleyin, sabırlı olalım. Bu zor olan buydu olsan da. Fiziksel ve mental açıdan onu restore etmekti. Ozan Tufan'da yaptı mı Sergen Yalçın? Yaptı. Tabii. Ben ya bu katkısı olduğuna inanıyorum. Bazıları hiç katkısı yok bununla ne alakası var diyor da. İyi o zaman. Ben de ver. Ha. Hadi buyurun. Peki böyle teknik direktörlükte iddialı mısın Evrencim? Bir ara kafayı kırıp e, kursa gitmeyi planlamıştım. İyi ki bir, bir hocamız beni durdurdu. Evet. Dedi ki sen medyada kal. Çünkü medya insanısın sen. O videodaki gibi medya insanı. Ee, İşçisin durdu. sen, işçi kal dedi sana. Ben yani. bir ara kırmıştım kafayı o konuda. Yoksa teknik direktörü ki peşin imza parası falan onları hiç kazanma öyle mi? Sana iyilik mi yaptığını düşünüyorsun, kötü Ben iyilik yaptığını düşünüyorum. Peki. Çünkü Türkiye'de teknik direktör olmak çok zor. Yani çalışma imkanları, yönetimsel problemler, işin içine başka konular giriyor, iş bulma konusunda bulamayabiliyorsun gibi gibi işini bulduğun tamam, 5 6 bu sonra kaybedebiliyorsun. Senin yani. Seni, seni Senin kadar efendim, yetkin ah. ol. Tabii canım baksana abi adam 4 3 maç gezindi. Hiç Gerek yok. 6 parmak hoca. koca? Ya Trabzonspor 3 1 4 3'e gitti. Ama yurt dışında çok isterdim. Çünkü yurt dışında daha sahip. Hangi takım çalıştırmak isterdim? Daha yani Premier Lig olur, Bundesliga olur her türlü. Takım, takım. söyle takım. Yani mesela Lissunay'da olabilirdi. Bielsa'nın koltuğunda gözüm var öyle mi? Kesinlikle. Niye Lisunayt? Sen bir kere Galatasaraylı ben... olduğun için seni Lisunayt'ı istemezler. Yo. İstemezler tabii. Adam Liverpool'dan Harry hmm. Galatasaray'a geldi diye Lis taraftarları neler söylüyor? O olaydan dolayı. Malum evet. olaydan Mesela dolayı. O malum olaydan seni de istemezler. Lis'i severiz. Sen istersen böyle Gordon Strachan imzalı formayla git yine ha, istemezler. Güzel. Son şampiyon olan takımın kaptanıydı Strachan. Öyle hatırlıyorum. Strachan, Cantona, bit. Unutamıyoruz da o takımı. da vardı. Chapman'da yöncüydü. yani Betty vardı. Beti biraz ağırdı ama iş yapıyor. Ben çok hantal buluyordum Beti'yi ya. Orta sahada. Penaltıları işte. kötüydü o kadar. Kalın bir oyuncuydu. Ben kalın oyuncu sevmiyorum. Ben hep takımda bir tane net altı istiyorum. Ha, sekizlik de yapsın. Hı -hı. Aynı Beti gibi. Top Beti da taşısın. Pas da versin. Top da dağılsın. Öyle şey değil. Ön Hı -hı. stoper istemiyorum ama net altı severim ben. Mesela Trabzon'un en önemli ikisiyorum. Sen o zaman Gravaş seni de seversin. Tabii ki severim. Celtic. Dahim Everton'da abi. çok iyiydi. Real Madrid'de Hı -hı. o kadar değildi. Peki Neydi Danimarkalı diğer kısa Onda da mesela onda da sekizciliği de vardı. Topu da iyi dağıtıyordu. Gravesen iyi oyuncu. Yani güzel. kafa topuna çıkarsan da kafan kırılır. Öyle <laughs> kafa topuna çık. <Şöyle. <laughs> çok da sert oyuncuydu yani. Aynen. Adam yiyordu. Hatta Los Galacticos'un Adam yeme işlerini o yapıyordu. Adam tam bir böyle kemik kırandı. Hiç hiç yani böyle foul yapmadan kemik kırabilen oyuncu çok güçlü olur. <laughs> hani <oyuncu. gülüyor> senin için çok kuvvetli adam diyorlar diyor ya şey <laughs> rahmetli Gardrop Fuat orada Orada bir karbonat eroldur değil mi? <laughs> Şevket Altuğ, Kemal Sunal, Japon konuda. Neydi ya? Şogun, şogun sahnesinde. Şogun ne diyor şimdi senin için? Çok kuvvetli adam diyor falan. Hani öyle. Gravesen öyle adam diyor. Ya. Yani. karbonat Erol gibi adam diyor. Yani. Müthiş oyuncuydu. Biz şimdi... Ama zekiydi de Karbonat Erol rolü gibi değildi. Galatasaray yani. demişken, Lissunayet Galatasaray demişken Beşiktaş'ı yavaş yavaş kapatıp Galatasaray'a mı geçsek? Sen hayır. Beşler şeyle olsun, ilgili başka söylemek ya istedik. Benim. E, bu orta saha kurgusu şimdilik oturmuş gözüküyor. Hı hı. Sergen Yalçın orta sağından geçen hafta da açıkladığı gibi top rakipteyken defansif açıdan katkı. Mesela topu rakipten sökmek de defansif açıdan katkıdır. Ha, Söker sökmez bir de o karşı presten hı hı. bir pasta golü buluyorsan işte tam istediği Zaten dikkat et hep böyle stoperleri uygun profilde olmasa da hep önde oynatmaya çalışıyor. Aynen öyle. Atiba bu işe çok yatkın oyuncu. Aynı şekilde ve Josef de çok yatkın oyuncu. Eğer Josef'in cezası itirazdan bir maça inip haftaya oynayabilirse hangi orta sahayla Beşiktaş çıkacak? Her hafta bunu bekleyeceğiz. Adem Laiç'i de bu resme dahil ederse biliyorum hiç kolay bir iş değil. Laiç'i istemeden. Nereye dahil, dahil peki? Zaten. Hangi alanı? Ben şunlara baktım mesela. Cezanın dışından Beşiktaş şutlar denedi. Hı hı. Oradan gol atma ihtimali en yüksek olan oyuncu Adem Laiç. Yani bizim ligin en iyi şutörlerinden biri. Kesinlikle. Hem hareketli topu hem duran topu çok iyi vuruyor. Önce yani. isteyecek. Onda ilgili Orta de mesafe bilmiyorum nasıl yapılır. Müthiş. Yalnız yönetimin layıcı böyle yakın markacı alması çok iyi. Mesela Hı -hı. yine ısınmada eller arkadaydı. Çok tepki Hı -hı. gördü. arasına çıkarıp hani oyuna girecekmiş gibi girmedi de. Böyle Hı -hı. hırsla çalıştırıldı. Bir görüntüyü verdi. Hemen ertesi gün ilk antrenmanda da bir saat şut çalıştı. Programlarda söyledi bazıları çünkü. Tam layıçlık şut pozisyonları aslında bunlar falan. Utku yuva kuran kareye geçmiş. Hı -hı. Adem Naic de şut çalışmış. Yönetim birebir markajı aldı. En doğrusunu yaptı. Çünkü bu kadar maaş ödedin oyuncuya. Zamanda da bu kadar servis ödenmiş oyuncuya. Yakın markajı alacaksın. Sorunlarını çözeceksin. Çözebilirsen ama bazılarını çözemezsin. Yapacak bir şey yok. Pink Floyd Sid Barrett gibi. Yani daha ne yapsın abi David Gilmour senin için. Sol albümü de kaydet Sid Barrett falan. Sonra bir daha bir şey yapmadı. İstemedi çünkü. Önce insan kendi isteyecek. Leic konusunu demişken Podolski aklıma geldi. Şut çalışması deyince. Ne bizim vuruşu. Hem gol muazzam, ee, Podolski Galatasaray antrenmanındayız Avusturya kampında. Dünya kupasını kazanmış olan Podolski Avusturya kampında. Hava 40 derece, 2 saat yükleme yapılmış, herkes pert olmuş. Alıyordu Altyapı Karacisi'ni, antrenman iyi. bitiyordu. Şut çalış. Yarım saat şut çalışıyordu Podolski. O sırada birçok oyuncu bisiklete binip e, antrenman sahası otelle 5 kilometre falan bisikletle güle oynaya, Otel'e gidiyorlardı. Hemen bir böyle karşı örnek. Yarım saat. Ilgaz Çınar'a sordum. Hı -hı. Sen Bursa Spor'da çalışırken Ali Akman çok çalış, İsmail Hı -hı. çok çalış, Burak Kapacak'tan daha yetenekli oyuncular var mıydı? Vardı Ali dedi iki tane. O dönemde bizim e, yabancı oyuncularından var. bir tanesi ona dedi ki gençler gelin. Hı -hı. Size fizik kondisyon antrenörüne böyle program hazırlatacağım. Hı -hı. Canavar gibi olacaksınız diye. Ya yani ne alaka falan filan deyip gitmemişler. Şimdi Bursa Spor'da oynamıyor. Hatta bayağı alt vardı mesela. Atanasov da çok iyi oyuncuydu. Bunlar da son oldu. tane. Aynen aynen. Şeyin Ilgaz'ın getirdiği adam adamlar. Haylük... Çalışan ne oluyor? Tabii. Ali Atman. Ve İsmail Biz İsmail çalışalım hocam demişler öbürleri. İsmail. Ee, çalışma konusuna gelirsek. Galatasaray yeterince iyi çalıştırılıyor mu? Soruları var. Galatasaray'da ama bir de fazla mı çalıştırılıyor da bu kadar sakatlık yani oluyor soruları var. Galatasaray yaşlı bir kadro. Ali abi yani çalışmakla alakalı olduğunu düşünmüyorum Öyle mi? ben bunu. Galatasaray yaşlı bir kadro. Galatasaray oyuncu özellikleri bakımından e, sprinter oyuncuların az olduğu bir kadro. Bu oyunculara siz istediğiniz kadar yükleme yapın. Mesela Arda'dan bir kuru patlaması bu yaştan sonra alamazsınız. Evet ama Arda sonradan girdikten Handadan... sonra yemin ederim... Yani göreceli olarak da olsa İyi ben en oyuncu olarak dostum. Oyuncu ben oyuncu olarak oynadı evet, Galatasaray geldi. ben oyuncu özelliği olarak. Dün Döndüğünden beri. Aynen öyle. Aynı fikirdeyim. Ee, ama bazı oyuncu tipleri var. Mesela Jaghead'den Samat'la çalışkanlığını bekleyemezsiniz ya da Falcao'dan eskisi gibi diri olmasını bekleyemeyiz. Zamanı geriye yapacağız? Zaman ileri gidiyor. Ne yani ne yapılabilir? Galatasaray ne yapacak? Galatasaray bence kadroyu en acil şekilde Ocak'ta ve Haziran'daki bu dönem bence yapamadı. Evren ocağı daha 2 ay var. Aynı Şimdi öyle. ne yapacak? 2 ay bir maç var. mümkün olduğu kadar tıpkı geçen sene ilk yarısında olduğu gibi az hasarla ocağa kadar gitmeye çalışıyor Galatasaray. Nasıl? Ama bu artık, az, az hasardan kastım ne? Az yani. hasardan kastım şu. Belki işte Belhanda'nın mesela Belhanda'yı hoca düşünmüyorsa eğer zaman zaman oynatmak istemiyorsa Etebo Taylan yapıp önüne Emre Akbaba yapıp bir çözüm bulmaya çalışıyor. Emre Kılıç da Babel'i kullanmaya çalışıyor. Babel Cagne ve Falcao'dan daha oyuna katkısı var en azından bu süre için. Evet, yani diyorsun ki Babel mi Santrafor'a geçsin? Gibi. Yani bu bir çözüm Galatasaray'ın. Emre Kılıç çözüm. bir tarafa diğer tarafa kim? İşte Diğer taraf için Arda'yı hoca hazırlıyor belli ki. Ilk Peki bu Falcon'un cezası bitti. Fegülü Babel o zaman, zaman solda mı kalacak? Fegül'ü sağ olur. Mesela şu olması gerekiyor bence. Şunu görmedik hiç. Fegül'ü sağda, Emre Kılıç solda. Babel önde, hmm. arkası Emre Akbaba, Etebo Ama Sarahçı sakatlandı. Son durumu nedir? Sarahçı... Büyük ihtimalle mı? bu hafta zor gibi duruyor. ama Hadi ya. Tam bilmiyorum hani konuşmadım. Bence Galatasaray hücumunun en önemli pozlarından bir tanesi sol kanat beki e Şimdi Emre Taşdemir girdi. Emre Taşdemir futbolu unutmuş gibiydi. Yani basit hataları topu alırken taca çıktı. Bir şey söyleyeyim mi? Çok savundu. Hala uğurdu. futbol oynadığı için bile ben ona büyük saygı Bilal duyuyorum bu azmi mücadelelerine. Aynen öyle. Peki bu, bu nasıl bir kadro kimyasıdır? Sol bek tek sorunu sakatlıklar. Dördüncü evet. kez sakatlandı Galatasaray'ın. Aynen öyle. 8 maç kaçırmış. O zaman... Öbür Solbek'in sakatlık, hı hı. sakatla meyilli bir oyuncu olmaması lazım. Maalesef Aynen öyle. sevgili kardeşimiz Emre Taşdemir, 15'ten 21 yaşım, milli takımlar arasında evet. 20'den fazla kez oynadı. Yani sol bekin tekeliydi. Sola bu, çıktı bu oynuyor. Solbek bek tekelindeydi. Yerli saratçı oydu Bak, yani. Niye takımın hala en sorunlu bölgesi sol bek değil mi? Hı hı. Emre o sakatlıkları geçirmeseydi zaten şu an Amin takımın soldakiydi ama Amin takım torunası 5 kez giyebildi sakatlıklar yüzünden evet. performansı O Ozan Galatasaray kadro kimyasında sak tek sorunu sakatlığa meyilli olmak ve bazen de savunmadaki işte Hı -hı. hamle eksikleri olan Saracici'nin yedeği. Böyle bir oyuncu mu olur? Bak, Yoksa hayır. Andreas Beck'in sol bek versiyonu mu? Yani sana oynadığı zaman hep on üzerinden 6 7 oynayacak. Aynen öyle. Ben... Ekstrası olmayacak ama Heh. hiç sakatlık sorunu yaşamayacak. Bu oyuncuların sayısı çok az Galatasaray'da. Mesela Dines görev adamı, görev adamı Lines öyle bir oyuncu ama ikinci bir bilinmez yok tamam. Omar'ı da sayarım. Omar da öyle bir oyuncu, diri, hazır. Omar'ı da say evet. Yeteneği belli ama fiziği üst düzey. Ama Galatasaray'da o tip oyuncu sayısı çok az. Galatasaray'ın oyuncu yapısı, kadro yapısı, e, maalesef bu dönem çok büyük bir verim alabileceğiniz bir kadro yapısı değil. Ancak Ocak'tan sonra dokunuşlar lazım. Neden oyuncu lazım? Sırf sanatçı diyorsun. Yani, yani, şey diyorsun futbol takımı bir piyano gibidir. Aynen öyle. Üç kişi çalar 7 kişi taşır biri de kaleci işte. Ve Muslera'nın Yokluğu... Kaleciye taşıtmıyorlarmış <laughs> piyanoyu. Yani Muslera geçmiş olsun tekrar. Aynen Muslera Ocak'tan sonra tabii ki Galatasaray kadrosunda olacak ve Galatasaray'ın derdi Ocak'a kadar şu anda en az asarlı gitmek. Çünkü oynamıyor yani gitmiyor sistem olmuyor. Yani hoca ne yapsa olmuyor ki hocanın da hataları var burada. Ne var mesela? yani mesela? bence şu Arda konusunda o kadar beklentiyle başlatmak. Arda'yı bu şekilde başlatsaydı belki daha iyi olabilirdi. Sındıra sındıra. Aynen sındıra. öyle. Yani Arda'yı başlatınca Arda da özgüven problemi yaşadı. Fegülü Belhan sorunu var. Yönetimle alakalı işte alacaklar, verecekler. Teknik ne yapabilir mesela bu meseleyle yani ilgili? orada en azından bir süre belki başka oyunculara şans verebilirdi. Ne bileyim olacağını atabilirdi içeri. Diğer genç oyuncuları atabilirdi. Biraz... Tabii Oğulcan hiç süre almadı değil mi neredeyse? Evet. Yani ondan Sakatlığı mı vardı? Sakatlığı yok. Yani işte orada biraz daha olacağını kullanabilirdi hoca. E, Falka konusunda... Olcan nerede kullanıyor? Sol ön sağ mı? Sol ön sağ evet. düşünüyor şu anda. Çünkü ileride dördüncü santrafor artık. Babel'e Tabii santrafor da olsak... oynadı geçen sezon. Aynen yani unuttan... Rize'de de çok kanatta evet. oynadı. Kanatta da oynadı da Vedat Murçi ayrıldıktan sonra bir süre santrafor o boşlukta oynadı. Da, aynen santrafor oynamıştı. Yani e, hocanın özellikle verim alma konusunda biz kariyerine baktığımızda belki de en çok sıkıntıya girdiği dönem bu dönem dördüncü dönemidir. Çünkü iki şampiyonluktan sonra özellikle geçen sene ilk yarı ve bu sene ilk yarı hoca verim alamıyor takımdan. Bu çok ne, nadir gördüğümüz bir şey. Hoca eskiden ne yapardı? Üçlüye dönerdi. 4-4-2 yapardı. 4-2-4 yapardı. Geçen sezon yaptı. Donk'u forvete aldı. Gol attı. Evet. Donku kafayla galibiyet geldi. Bu sene yok. Yani bunun çeşitli sebepleri var. Tabii ki sağ dışı faktörleri de var ama ben genelde sağ içinde kalıyorum hep biliyorsun. Saha Ama sağ için çok fazla konuşuldu. Heh, çok fazla. O da çok vardı. sağ için etkiledi. Aynen ne öyle. Bu sene artık saha dışında olan şeyler, o işte açıklamalar o kadar çok sağ için etkiledi ki, böyle bir dönem de hatırlamıyorum ben. Yani daha önceki dönemlerde hep hocanın güvendiği en az 3-4 tane oyuncu vardı içeride ve onlar çözüyordu olayı. Ama futbol çok değişti. Artık 2-3 kişinin yeteneği yetmiyor size. Oyun artık daha komple oynanıyor. Yani size 3-4 kişi içeride kilidi çözsün anahtar oyuncu. Hocanın öyle oyuncuları da yok İyi şu de anda. bir şey söyleyeceğim. Arkada öyle mesela arkada mesela böyle Marka o Taylan Hı -hı. komple oynuyorlar. Aynen. Üçüncü ismi yani saymakta oyun, zorlanıyorum mesela. İşte Marka sayarım, şey Taylan'ı sayarım. Galatasaray'ın en büyük şansı. Şekilde. Galatasaray'ın en büyük şansı Marka ve Taylan'ın formu oldu zaten. Onlardan biri normal oynasaydı Galatasaray şu an bu puanları da Bak alamaz. bir şey söyleyeceğim. Tek Saracchi'yi çıkardın mı? Acayip. Kimya bozuldu. eksik kalıyorsun. Aynen öyle işte bu noktaya Bak, Bak gelmek... bu maçta da gole Yanlış. kadar hiçbir şey yoktu. Sonra baktım timeline'de Aliyeci haklıymış. Aliyeci haklıymış değil abi mesele. Hı, -hı. mesele. Yani böyle bir oyuncun varsa öyle kullanırsın zaten canım. Saratçı'yı alıp aynen öyle. hadi bakalım. Çakılı sol bek oyna. Stoperin yanından ayrılma. Çılgınlık. Niye para veriyorsun adam Adamın, adamın olayı hucumu. Aynen Çok öyle. Çok iyi gerçekten. Yani gelip onun tarzı farklı. Hı, -hı. O böyle yarım alana girip, çizgiliye değil. Yarım alana yaklaşıp pas atması. Pas atıyor ya. Alex Telis de öyleydi. O yüzden Mesut Hancı'da aldı. Aynen öyle. İlerleyen yani, vadede. Ben Galatasaray'da kısa vadede yani iniş çıkışlı performans olsa da bu yöntemle çok geleceği göremiyorum. Ama bak kadro kimyasında şu sıkıntı. Saraç çıkıyor. Hı -hı. Hucum yüzde yirmi eksiliyor. Evet. Berhan da çıkıyor. Yüzde yirmi eksiliyor orta sağa. Hı -hı. Yani i̇kinci alana, üçüncü alana geçiş değil sırf. Genel orta saha. Komple orta sahanın Hı -hı. sadece bir kreatifliği değil ya pas dolaşımı temposu düşüyor bir ağır oynuyor top taşıma sahi. düşüyor top birinin topu sürmesi ileri doğru götürmesi gerekiyor Hı -hı. drive ne demek sürücü sonradan öğrendik mesela basket antrenmanında bize drive et edeyim drive et ne ya <gülüyor> <gülüyor> disket drive o mu yani <laughs> falan sonra ha sürücü işte sürü yani topu taşı oraya topu yönlendirmenin iki yani yöntemi normalde... var pas verme ve topu sürme Abi babelin kariyerine baktığımızda Arda'nın, Fegül'ün kariyerine baktığımızda Şimdi bu seneki performansı düşününce e, bunu mesela futboldan hiç anlamayan, futbolu hiç izlememiş birine Babel'in, Arda'nın ve Fegoli'nin şeylerini gösterelim. rakamlarını Ve birkaç tane de video izletelim. Fegol'ü e, gelsin Valencia'da mesela bir kafa golü vardır böyle arkadan, arka direğe geldiği. Hep o içinde oyunun, forvet tipi kanat oyuncusu. Arda'nın e, İsviçre'ye attığı golü işte, izletelim. izletelim. Babel'in yaptıklarını izletelim. Ayaksam, Ayakseri, Urkulda. Arda'nın İsviçre'ye attığı goldeki yağmur hatırlıyor musun? Üff inanılmazdı. Amazon. bizi de yağmur başlamadan programı evet. bitirelim son alayım sözlerini. Son şu. Demin bulut örneği verdik. Erol Bulut'a <laughs> kelime oyuncusu. Yemin ederim kara bulutları çağırdık ya. Son şu. Üç oyuncu gösterelim. Bir de bu performansları gösterelim. Adam inanamaz ne oldu der bu oyuncular. Yani bir tanesi en azından o üç oyuncudan bir tanesi kıpırdansa ya Fegüli, yine bir nevze. Ya nebze. Galatasaray'ın son şampiyon olduğu zamanki son iki aydaki Fegüli'yi göstersen Hı -hı. hani çok da zaman geçmedi arada. Tabii tabii. Bir buçuk yıl geçti. Yani formsuz oyuncu çok Galatasaray'da. Birkaç oyuncu kıpırdanırsa biraz umut olur ama geleceğe yönelik ben Özellikle Fenerbahçe'nin bu iştahlı oyununu gördükten sonra Alanya Spor'un bu ki konuşamadık bile. E, derdi top de oyunu. çünkü. Evet ama o oyundan Deblem bence bahsetmeliyiz. Yani, yani Alanya Spor'dan bence her hafta bahsetmeliyiz. Oynasın tekrar ve, ederiz. Bahsediyoruz hep. Ve, her hafta Efe karmaya işte, koyuyorsun. İşte hani buradan nasıl çıkacağını. Tabii sonra yani, her hafta koyuyorum. Sonra ben, koymadık diye kızıyorsun bana. Hangi? Davison'un. Her hafta mı Davison girsin? <laughs> Allianz Spor'un kalanını da bile. Takım genel olarak takım. Bence, Herkes birbirinin üstüne çekiyor. Bireysel performans dışında da konuşmamız lazım. Yukarı çekiyor herkesin. Evet. <laughs> evet mesela Salih ne kadar iyi oynuyor ya. son 6 aydır 7 aydır Allianz Aynen. Forum. Yani onları konuşmamız lazım. Önümüzdeki hafta daha çok konuşur. Dediğim gibi ertelenmeden dolayı bu hafta az konuştuk. Ama Allianz Spor'un bu doğru oyunu gördükten sonra ya hani eskiden eski bizimliklerde hep şu denirdi. Hani birkaç hafta kötü başladı büyükler düzelir. Bu yani sene öyle bir şey yok. Yani Trabzonspor'un sıkıntısı, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın sıkıntısı bunlar bugünden yarına çözecek sıkıntılar değil. değil. O yüzden e, Ocak ayı gerekiyor Galatasaray'a, transfer gerekiyor Galatasaray'a ve saha dışı huzuru gerekiyor Galatasaray'a. Saha olarak. dışı huzurdan kastın nedir? Kongre yeni bir yönetim mi? Hayır yani o şeylerin yönetim yönetimle arasındaki iletişim probleminin evet toplantı yapıldı fiilen de çözülmesini artık. Peki hani yeni bir yönetim olursa olmasın? böyle temiz bir sayfa açılır hemen. Sorun çözülür mü? Yani Galatasaray tarihinde yeni yönetimlerin geldiği sezonlara bakalım. Şampiyon oluyor. E, hep kafaya hep oynamış. Hep değil ama yani son yani zamanda yani hep oluyor. Duygun Yarsubat geldi, Aynen. Hamza Hamzol dönemi şampiyon oldu değil mi? Aynen öyle. E, bu dönem öyle olduğunu bilmiyorum. O kadar ümitli değilim. Çünkü kadro yapısı onu göstermiyor bana. Peki yani Hamza Hamzol şu zamanda gösteriyor muydu? şampiyonlukta. Orada daha farklı bir şey vardı. Yani, Muslera vardı, Muslera dönecek. Orada bireysel nasıl oyuncu dönecek? performans, ligin durumu, yani Evet, ligin durumu da. Ligin durumu. Yani şu anki yeşil süreç de çok enteresan. Ben hep Slaven Bilic'e söylüyorum. Ya rakipler de orada Galatasaray için belirleyici oldu. Orada sen nasıl kaptırdın şampiyonluğu evet. diye bozuluyor sene 5 sene olmazdı. Restronici iyi gitmemişler. En son fulame değinildi. Dilerim ben haksız çıkarım da arkadaşım mutlu olur. Slaven, sevgili arkadaşım Hı -hı. mutlu olur ama o dönemde o var değil mi? Yani Tabii alındığı değil. kadar verilmiş de bir şampiyonluk. Yani rakiplerin hataları. Yani Galatasaray ben. çok iyiydi ama rakiplerin de durumu belirleyici evet. oldu bence. Peki Evrenç abi ağzı nasıl? Haftaya bizimki senin şu bayağı güzel yorumlar yaptın. yaptınız Galatasaray oldu. bölümü. Evet. Hep Hangi üzerinde. espri? Bu yine bitirelim mi öyle bir Şenay Dudek, Jerzy Dudek var? Yok, zorlamaya gerek Her yok. Hafta doğal çıkıyor. oluyor onlar çıkıyor. Aynen, kendinle olan güzeldir. Ee, herkese güzel bir hafta dileyelim. Umarım daha güzel bir Sabaha uyanırız yarın ve daha güzel olur her şey değil. Sağlıcakla kalın. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz.